masaya bu anlamda zemin kaybettiriyor. Ama yarın şunu yapacaklar İyi Parti'nin ev sahipliğindeki toplantıda. İlk defa aday belirleme metodu ne olsun? Yani temel başlık bu diye konuşulacak. İsim gelecek mi? Ben bütün partilere sordum. İyi Parti cephesinden şunu söyleyebilirim. Benim öğrendiğime göre Meral Hanım isim getirmeyecek masaya. Ama isim belirleme süreci nasıl olsun diye bir tartışma açacak. Ha, diğer liderlerinkini çok net söyleyemiyorum. Ama benim gördüğüm CHP'den de bir isim gelmeyecek. Yani yarın isimlerden ziyade artık isim belirleme vakti geldi. Peki bu ismi nasıl karar vereceğiz? Yani herkes oy oranına göre mi ağırlıkta olacak masada? Anketler mi gelecek? Çünkü şu da var. Yani ben sorduğumda son haftalarda ismi geçen Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'la ilgili spesifik olarak anket çalışması yapılıyor mu dediğimde, yani sürekli bizim parti kurullarımıza gelen böyle anketler var diye bir cevaba rastlayamadım partilerde. Dolayısıyla o konuda bir soru işareti İlhan var ama. İlhan Kesici ismi bugün çok konuşuldu. Bayağı sosyal medyada gündem oldu. Var mı öyle bir ihtimal sizce? Ya benim gördüğüm kadarıyla evet, zaman zaman İlhan Bey'in ismi geçiyor. Çok da başarılı bir ekonomisttir, deneyimli bir siyasetçidir ama ben bu saatten sonra bu konuşulan isimler dışında bir ismin masaya geleceğini çok ihtimal vermiyorum. Tek olasılık dışında şayet ortak adaydan cayılır, çoklu adaya gidilirse o zaman dışarıdan isim gelebilir. Yani bunu da mesela İyi Parti getirebilir. Eğer Kemal Bey çok ısrar ederse ortak adaylıkta ve Sayın Akşener buna olumsuz bir tavır sergilerse o zaman böyle bir seçenek, o da İlhan Bey olmayacaktır. İyi Parti'nin içinden bir isim olacaktır ama ben bunu aslında büyük bir olasılık olarak görmüyorum açıkçası. Asas 30'unda toplantı yapılacak. 30'undaki toplantıda yol haritası ve hükümet programı açıklanacak. Pazartesi günü Ankara'da. Bir aksilik olmazsa ben de gideceğim izlemeye. Ama orada da yine adayla ilgili bir ipucu olmayacak. Şimdi bugün Kemal Bey Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Oradan bir şey çıkar mı diye baktık. Somut bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Kemal Bey'in bir açıklaması vardı. Şubat ortasını işaret eden. Yani Şubat'ın ortasına doğru çok büyük olasılıkla bir adayla çıkacaklardır. Yani öyle olması gerekir. Artık Mart'a kalırsa bu iş zaten... Abdülkadir Selvi İyi Parti şerhini kaldırdı diyor Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile alakalı ama... Abdülkadir Selvi aynı zamanda Ekrem İmamoğlu konusunda çok direttiğini de yazdı Meral Akşener'in. Ben açıkçası bekle şimdilik dediğini yazdı, daha doğrusu düzelttim. Şimdilik bekle bir sonraki seçime. İki yıl sonra bir daha seçim olur dedi. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, yani sevgili Abdülkadir meslektaşım, arkadaşımdır. Deneyimli bir gazetecidir ama ben bunu hiçbir şekilde teyit ettiremedim. Aksine böyle bir şeyin olmadığı yönünde çok kuvvetli şey aldım. Yani birebir sorduğumda yok böyle bir şey dediler. Dolayısıyla onun üzerine bir yorum yapmayayım. Resul abi sen ne dersin? Biz aslında sürekli altını masanın adayını konuşuyoruz ama aslında ortada bir aday var. Cumhur İttifakı'nın ihtilafsız, istikrarlı ve MHP'nin karar net, aday belli mottosundan da anlaşılacağı üzere seçim beyannamesini hazırlayan bir AK Parti var. Seçim çalışmasını başlatmış bir Cumhur İttifakı var. Haziran'dan bu yana hem MHP'nin hem AK Parti'nin çok yoğun bir şekilde bir taraftan toplantılar, bir taraftan açılışlar, temel atmalar vesaire. Aslında konuşulması gereken bence altılı masanın adayından ziyade özellikle hükümetin icraatları, son derece önemli icraatlara imza atıyorlar. Bugün mesela EYT ile ilgili kanun teklifi imzaya açıldı AK Parti'de. İmzalanıyor. Mart ayına yetişecek gibi duruyor. Mart ayında maaşlarını alacaklar şeklinde Bakan Bilgin'in açıklamaları var. Aslında yapılan çok önemli şeyler var yani Türkiye için, içeride ve dışarıda. Ancak tabii ki rakipsiz bir adayın tartışılması da pek makul görünmüyor. O yüzden altılı masanın adayını hep merak ediyoruz. Altılı masada da benim de şahsi kanaatim, yani evet kulisler çok. Yani İmamoğlu'yla ilgili var. İşte Mansur Bey son toplantıda Cumhurbaşkanlığını Kemal Bey'e layık gördüğünü ifade etti. Ali Babacan'ın söylemleri var. Ne bileyim. Fakat benim gördüğüm
Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'ndan geri adım atmayacaktır. Kılıçdaroğlu bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. Ortak aday olur mu olamaz mı onu da büyük ihtimalle İyi Parti'nin tavrı belirleyecek. İyi Parti bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun adını zikrederek adaylığını kabul etmiyoruz demedi ama kazanacak aday. Kemal Bey sağa gösterip sol vurabilir mi? Sürpriz bir isim çıkar mı? Ben tahmin etmiyorum. Siyaseten bittiği gündür başka bir isim önerdiği takdirde. Şimdi İyi Parti Kemal Bey'e hayır demiyor ama kazanacak aday, seçilecek aday mottosuyla Kemal Bey'in kazanamayacağını ima ediyor. Ve İyi Partililerin de hemen hepsi aynı kanaate sahip. Yani Kemal Bey olur demiyorlar. Kemal Bey sonunda kabul edilir mi edilmez mi bilmem. Peki şunu sormayacak mı seçmen? Velev ki İyi Parti okey verdi ve altılı masa Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştı. İlk programda ben başlayacağım örneğin. Hani diyeceğim kazanamayacak adaydı. Kazanamayacak adayı niçin gösterdiniz diye. Biz İyi Parti elbette diyecek. Elbette diyecek ama altılı masanın asıl problemi aday belirleseler bile kendilerinde değil. Oylarının tamamını toplasanız yani herhangi bir cumhurbaşkanı seçme imkanı ve ihtimali yok. HDP'nin tavrı çok önemli. Yani HDP Millet İttifakı'nın adayına evet diyecek mi? Şimdi orada da kafa karışıklığı var sanki. Bir taraftan işte Demirtaş gibi ortak aday belirlesinler diye oradan baskı yaparken bir taraftan yine HDP'nin sözcüleri biz kendi adayımızı çıkaracağız diyor. Başka bir taraftan da aynı HDP'nin bir takım sözcüleri de Millet İttifakı'yla kapılarının görüşmeye açık olduğunu, açık bir şekilde kamuoyu önünde kendileriyle görüşülürse efendim tavırlarını değiştirebileceklerini, adaylarını ilan etseler bile Millet İttifakı ile anlaşabileceklerini ima ediyorlar. Dolayısıyla yani aslında Millet İttifakı'nın ortak adayı belirleseler bile adayının seçilebilmesinin anahtarı HDP'de gözüküyor. HDP'nin seçmeni son derece stratejik oy kullanan bir seçmen. Ne olur? Fakat bir de şimdi işte yarın yine zannediyorum Anayasa Mahkemesi bir şey görüşecek. HDP kapatılacak mı? Ne olacak? Kapatılırsa nasıl bir HDP seçmeninde bir eğilim baş gösterir? Dolayısıyla yarın kapatılması değil de seçim yani, sonrasına mı bırakılacak evet, yoksa seçim öncesi gündeme alınacak öyle mı? Öyle de karar? Devlet Bey'in de bir taraftan yani baskısı var. Ya kapatın ya kapanın diyor şey Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi dolayısıyla ortada altılı masada tam bir kaos var. Kafa karışıklığı var. Bir arada gözüküyorlar ama ihtilaf diz boyu. Birleşseler bile HDP'yi memnun etmeden zaten ilk seçimde ilk turda seçimi almaları mümkün değil. İkinci tura bırakmak gibi bir yöntem uygulayarak ikinci turda eğer kalırsa ki yani ben söylediğim gibi o tarafta bir kahtırical var, adam kıtlığı var. Herhangi birinde ittifak edemiyorlar. Bu tarafta da Cumhur İttifakı'nda da son derece istikrarlı ve her gün yani seçime yaklaşırken şu anda seçim karargahlarını falan kurmuş çalışıyor şeyler. Ötekiler şimdi son günde Şubat'ın ortası falan deniyor aday şey yapacak. Ya hocam bilmiyorum siz genel başkanlık yaptınız bir adayın yani 60 günde hakikaten tanıtılıp kampanya yapabilmesi ne kadar mümkün? Hatırlayın Muharrem İnce ne dedi? Beni daha önce bir ay önce ilan etselerdi daha fazla oy alırdım dedi. Dolayısıyla altılı masanın şeyi ekranı flu. Esas önemli olan ilan ettikten sonra hepsinin arkasında durup hakikaten sahada çalışması. Çünkü Muharrem İnce'nin en büyük eleştirisi oydu. Partim benim arkamda durmadı diyordu. Hayır, ortak aday ilan edilse bile ortak aday acaba altı partinin tabanında da aynı şekilde benimsenecek mi? Yani evet, Kemal Bey'in şu anda en büyük yani şansı en yüksek olan Kemal Bey gözüküyor. Kemal Bey aday olduğu takdirde diğer beş partinin liderleri evet diyebilir ama taban acaba hepsi oy verecek mi yani siyasette? Her zaman 2 kere 2 4 etmiyor. Bazen 5 6 ediyor. Bazen 2 3 ediyor. Hocam. Ben başından beri altılı masanın adayının Kemal Bey olacağı konusunda bir kanaatim var. Bütün siyasi hayatı boyunca Kemal Bey'i eleştirdik. Fakat bu başkanlık sistemine geçtikten sonra izlediği siyasi mühendislik seçimlerde olduğu gibi başarılı sonuç verdi. Nitekim bugünkü
Yerel seçimler, 2019 yerel seçimlerini kastediyor. Başarılı oldu. Bugünkü belediye başkanları toplantısını da öyle okumakta fayda var. Yani belediye başkanları, Sayın İmamoğlu dahil, genel başkanlarına bir destek sunuyor, fotoğrafı verdiler. Bence bu kıymetli. Şubat'ın ortasına doğru da aday muhtemelen açıklanır. Aday konusunda acele etmemelerinin nedeni bir iktidarın pozisyonuna göre türev bir pozisyon almamaktı. Ama Aralık ayı itibariyle bu ters dönmeye başladı. Yani bir aday çıktı diyelim, X aday çıktı. Aday konusunda uzun süre tereddüt olduğu izlenim bile aslında onun aleyhine bir şey. Yani diyelim Kemal Bey çıksa bile bu kadar üzerine velveli yapılan bir aday profiliyle çıkması daha baştan sıkıntılı gibi gözüküyor. Tabii ki metodoloji önemli, yöntem, bütün bunlar önemli. Ya en temel kitaplar, kutsal kitaplara bakarsanız, mesela Tevrat'a bakarsanız, orada ne der biliyor musunuz? 50 yaşından sonra kimse idari görev almayacak diye. Alın size metodoloji. Netanyahu'ya bakıyorsunuz 70 küsur yaşında. Herzog'a bakıyorsunuz 60 yaşında. Diyoruz ki orada din devleti referanslar var. Daha dini metinlerde bir şey tutturulamıyor. İstediğin kadar ortak metni imza at. Önemli olan zaten siyasi metinler de tabii çok önemli. Kimse onlara bakmıyor ki. Bir iki cümleyle sizin kendinizi ifade etmeniz. Yani genç arkadaşlar hatırlamazlar. Darbe sonrası ilk seçim öncesi televizyon programlarında Calp'a sorarlardı. Alternatifin Necdet Calp. O da derdi ki söyleyeyim de kopya mı çeksin iktidarlar diye. Ya politikanın söylemi kopya çekerler. Adayını açıklama yıpranır. Şimdi buradan bakmamak lazım. Ya burada hakikaten bir sıkıntı var. Ama yani, bu kadar metin çalışmak aslında bir nevi vakit kaybettirir. Mutlaka bir şey olur da ortak bir hafıza olur da bu burada anlaşmazlığın perdesi haline gelmemeli. Yani ilan kesici gibi isimlerin, ben her dönem öne çıkan isimlerin hala bu başkanlık sisteminin iyi anlaşılmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani ki 12 Mart dönemi değil ki Atilla Karaosmanoğlu'nu getireceksin, Nihat Erim'i getireceksin. Burada genel başkanların doğal olarak bir özelliği var. Ortak adaylık olmazsa, çoklu aday olursa bunun da ben yıpratacağını düşünüyorum. Çünkü mottosuydu altının ortak adaylık. Yapamadık şimdi herkes kendi kafasına göre takılacak şeyi çok ciddi bir milletin sıkıntı yaratır. Milletin hakemliğine gidelim ilk turda. Kim fazla oy alırsa tamam. Altılı masanın adayına millet karar versin diyemezler tabii mi? Diyebilirler, yani biz karar veremiyoruz. Siz millet karar versin. O ihtimal var. O ihtimal var. Ama o da bir tuhaf değil mi? Çünkü o iki aday klonlanmış gibi aynı şeyleri vaat edecekler. Aynı hükümet programı. Ama denilebilir ki işte bir uzlaşma siyasetinin zorluklarıdır bunlar. Kolay değil. Bir müzakere gerektiriyor vesaire. Ama ben bir şey de hatırlatayım. İstanbul seçimlerine bir yıl kaldı. Yani yerel seçimlere bir yıl kaldı. Evet. Yani yerel seçimlerde de zar zor oraya, hani Kemal Bey adayımız İmamoğlu dedi ama zar zor oraya aday olma konusunda da niyetli olup olmadığı flu olan bir aday profili de yerel seçimlerde sıkıntı yaratır. Yani hiç kimse yerel seçimleri de, yani İstanbul'u kastederek söylüyorum, elde var bir diye bakmamalı. Sonuçta İsa Kalato'nun lafıdır. Başarı kendini gereksiz kılmak. Yani partilerde aslında olan kurumsallaşma. Kurumsallaşmayı sağlayamıyorsanız, hala işte bir kurtarıcı üzerinden siyaset yapıyorsanız ciddi bir sıkıntı vardır. Ve unutmamak gerek, bir pirinç ayıklamayı bilenler bilir. Pirinç ayıklarken en tehlikeli şey siyah taşlı beyaz taştır. Evet. Ya o beyaz taşlar ciddi sıkıntı yaratır siyasette de, buna dikkat etmek lazım. Hocam kimdir bu beyaz taşlar? Sayısız beyaz taş var. O yüzden kazanacak CHP'nin aday içinde mottosunun kendisi değil, adayımız kazanacak diye Demir siyaset Paşa'nın hareket tek eder. Aday çıkışı var, tek aday olmalı çıkışı var. Tabii o da işte ortak aday kastederek söylüyor. Baştan beri zaten murad edilen buydu. Bu başarılamazsa bence bir şey çöker. Ama zaten HDP bunu karşı çıkıyor, mevcut yönetim. Pervin Buldan ve pek karşı çıkmıyor. Diyorlar ki ya ben senaryoyu söyle söyleyeyim. Diyelim Kemal Bey aday oldu. Kemal Bey gidecek. Bu senaryo tabii. HDP ile görüşecek aday olarak.
İYİ Parti de buna hayır halk bir tutum alacak. Yani kafamdaki benim senaryo bu. Bu böyle olmaz, başka türlü de olabilir ama. HDP'nin aday çıkarmaması milliyetçi seçmeni ürkütmez mi? Hayır, niye? HDP ile inkar ettikleri birliktelik ilk defa tescillenmiş olacak. Ama onu biz sana soralım. Serkan, sana geçmeden önemli bir şey. Şimdi hoca diyor ki, Ufuk Hoca, Kemal Bey aday olduktan sonra HDP ile görüşecek. Yani HDP'nin bizimle doğrudan bir diyalog kurması şartıyla adayımızı çıkarmayız dediğinden kastı bu mu? Yani bu HDP'yi tatmin eder mi? Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşmesinin simgesel önemi var. Yani diyelim altılı masanın adayı olarak Kemal Bey tescil edilirse onun konuşması zaten altılı masayı temsil eder. Ama yani bunun üzerine HDP adayını çekerse o zaman tabii bunu kullanacaktır karşı taraf. Ufuk Hoca'nın son şeyinden hareketle diyelim ki altılı masa Kemal Bey'i ortak aday ilan etti. O da gidip HDP'yi ziyaret ederse burada İYİ Parti'nin ve diğer partilerin özellikle milliyetçi tabanın tavrı ne olur? Serkan Bey, bunu siz daha iyi Flexible moderatörlük bu. En başından beri hep şunu söyledim. Bu altılı masa bir ilkesel bir birliktelik ortaya koyamadı. İlkeler ortaya konulabilirdi. Cumhur İttifakı neydi Sayın Devlet Bahçeli? 15 Temmuz'dan sonra geçmişte şu oldu, bu oldu. Artık bunların kavgasını yapmak lüzumsuz. Devletin varlığı tehlikededir. Biz hiçbir al-ver pazarlığının içinde olmadan Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz dedi. Ve buna da uygun davrandı mı bugüne kadar? Değil mi? Yaklaşık ittifak 15 Temmuz 2016'dan beri fiilen neredeyse 7. yılına girdi. Bir tane Milliyetçi Hareket Partili bakan mevzu dahi geçmedi. Bir yandan da çok ilginçtir. Bir Millet İttifakı, yani altılı masa söylemleri şu noktadaydı. Millet aç. Türkiye'de demokrasi yerle bir. Hukuk katledildi. Evrensel değerlerden koptuk. İnsan hakları Türkiye'de zayıfladı. Fikirlerinden dolayı cezaevleri, gazeteci ve insan kaynıyor. Bu başlıkların doğru olma ihtimalinde çok ciddi bir mesele vardır ortada. Dolayısıyla siz bu başlıkları attıktan sonra artık Ufuk Uras, ben Cumhurbaşkanı adayıyım, yani mecliste en fazla sandalyesi olan partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayıyım diyor ise, sizin bahsettiğiniz başlıkları o da tekrarlıyor ise, artık kayıtsız şartsız ne yapmanız lazım? Çünkü bu başlıklar çok vahim, ciddi başlıklar. Destek veriyor olmanız lazım. Seçmene bunu inandırıyorsunuz. Türkiye'de can mal güvenliği yok, demokrasi yok, hukuk yok. Sonra inandırdığınız seçmen bakıyor size, diyor ki çok vahim bir tablo var. Kurtarın bizi madem. Sonra Akşener dönüyor, diyor ki evet diyor, böyle bir vahim tablo var ama diyor. Ben de diyor kadro pazarlığı yapmadan diyor oturup da diyor Kılıçdaroğlu destekleyemem diyor. Oradan binde üçlük bir partinin genel başkanı çıkıyor, diyor ki ben eşit imza isterim diyor. Diğeri diyor ki ben de eşit imza isterim. Biri diyor ki bir anda hiç masanın gündeminde yokken anayasada şu maddeler çıkarılsın diyor. Ondan sonra vatandaş diyor ki ya demek ki bu başlıklarda çok samimi değillermiş. Yahut da Türkiye cidden bu haldeyse bunlar çok samimi değiller. Altılı masanın ilk düğmeyi yanlış iliklemesinden kaynaklanan problemleri yaşıyoruz. İlk düğme nasıl yanlış iliklendi? İlk milli menfaatlere ters düşüşleri, terör partisiyle ilk temasları. İşte siz ilk düğmeyi yanlış ilikleriniz de bugün son düğmeye geldiniz ama son düğmeyi iliklemekte de problemler yaşıyorlar. Ama yok, altılı masa altı birbirine iç içe geçmiş bir yapı haline gelme iddiasında değil ki. Birbirinden farklı siyasi partiler. Şimdi bir ortak akıl bulmaya çalışıyoruz ama hepimiz farklıyız. Yani bir sistemi değiştirdiğimizde hepimiz kendi çizgimizde o isteyeceğiz diyorlar. Ama işte ortak akıl dediğiniz elbette partiler birbirinden farklı. Ama askeri müştereklerde bir fedakarlık ve ilkesel uyum ortaya konması lazım. Ben Erdoğan gitsin harici ve parlamenter sisteme geçeceğiz harici ortak bir fikir ortaya koyabildiklerini göremedim. Tezkerede farklı fikirler ortaya attılar. Nedir? Mavi Vatan'la ilgili farklı görüşler ortaya attılar. NATO meselesinde farklı meseleler, ekonomide farklı görüşler ortaya attılar. Bugün çok değişik bir tespit okudum. Diyor ki siz bir şirketin sahibisiniz. Bu 6 tane genel müdür 6 masa etrafında toplanmışlar. 2-3 aydır bu 6 genel müdürün toplantılarını gördükten sonra şirketinizi bu 6 kişiye teslim eder miydiniz? Muhtemelen herkesin vereceği cevap hayır, kesinlikle teslim etmezdim. O zaman devletimizi nasıl teslim edeceğiz bu yönetim anlayışına? Vatandaş bu konuda haklı. Bakın HDP mevzu şu. %10'luk bir oya talip olurken
şunu fark etmedi ki altılı masa %70'lik bir seçmen kitlesini hep şeyde bıraktılar, böyle biraz kaygı halinde bıraktılar. Ama bir kısım seçmen şuna inanmak istiyordu. HDP ile cidden acaba bu Serkan Toperler çıkıyor televizyonda iftira mı atıyorlar? Yok ki altılı masanın HDP ile ilgisi. HDP aday çıkarmadığı gün biz odadaki fil dedik buna. Odada bir fil var. Birileri ısrarla inkar ediyor. Ama HDP'nin aday çıkarmadığı gün artık o odadaki fili herkes görmüş olacak. Bir yandan istikrarsız bir görüntüyle seçmen ne kadar Sayın Erdoğan'a muhalif de olsa acaba diyecek, daha mı kötü oluruz? Bu birinci soru seçmende. Ben Beşiktaş'ta yaşıyorum, sahadaki insanlarla konuşuyorum. Acaba daha kötü olur mu diyen var. Daha kötü olacağını biliyoruz ama Türkiye'nin belki de 1-2 yıl böyle bir şeye ihtiyacı var diyenler. Ama HDP işin içine girdiğinde, bakınız şimdi HDP hep işin içindeydi zaten. Burada ben notlarını almışım. Kemal Bey, Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ görüyorum diyor. Musavat Dervişoğlu, bununla ilgili biz meşru görüyoruz diyor. Aynı anda Ali Babacan, Sayın Davutoğlu benzer minvalde açıklamalar yapıyorlar, HDP'yi meşru görüp Kürt sorunu var diyor. Adres olarak HDP'yi gösteriyorlar. Sezai Temelli çıkıyor diyor ki, elbette ki diyor HDP diyor önemli bir aktördür ama diyor asıl muhatap İmralı'dır diyor. Yani kime adres gösteriyor? Terör örgütüne adres gösteriyor. Bu da ne demektir? Bu %10'la oyunu almak isterken altılı masa, sizinle de çok program yaptık Nagihan Hanım, Resul abiyle de yaptık. Hep şunu sordum. Enflasyonu %80'e dayandı. Hissedilen enflasyonun 1'e 2, 1'e 3 olduğu bir ortamda ana muhalefet partisinin oy oranı niçin hala %22'lerde diye şunu söylemiştik. Türkiye'de terör partisiyle bu kadar içli dışlı hareket ederseniz, Sezai Temelli'den dahi daha fazla Demirtaş'a özgürlük isterseniz, Kavala bir hukuk süreci devam ediyor ama öyle böyle Türkiye'de neyin sembolü haline gelmiştir? Nasıl, hukuk süreci belli değil. Yani iddianamesi hiçbir şey yok. Israrla vatandaşın hoşuna gitmeyecek başlıklarla kamuoyunun karşısına çıktığınızda. Örneğin Ayşe abla evde oturuyor. Benim annem de ya diyor şu Kemal diyor bir şeyler söylesene diyor. Bir Erdoğan kendine gelse diyor. Zor durumdayız diyor, zor. Umut bekliyor. Ne yapar? Muhalefet tetikler. İktidarı köşeye sıkıştırır. O akşam emekliler evde bekliyor. Kılıçdaroğlu öyle bir açıklama yapacak ki Erdoğan kaçacak, yer bulamayacak. O zammı verecek. Çıkıyor akşam Kılıçdaroğlu diyor Türkiye'de Kürt sorunu var diyor. Geldiğimizde diyor Demirtaş'ta Kavala'yı serbest bırakacağız diyor. Seçmenin umudu gardı düşüyor. Ekonomi üzerinden bu kadar Türkiye'nin zor sürecinde dahi ivme kazanamamış muhalefetin kazanamadığı ivmenin sebebi o %10 oya talip olacağım derken Türkiye'de ürküttüğü %60-70'lik vatanperver seçmen kitlesidir. Atatürkçü, kendini Atatürkçü olarak tanımlayabilir, Türk sol olarak tanımlayabilir, ülkücü veya muhafazakar olarak tanımlayabilir. Bu ülkede çocuklar bilir, ben İzmir'de geçti çocukluğum, Gaziemir Havalimanı'nda bizim çocukluğumuzda havalimanından haftada 7-8 tane şehit cenazesi karşılardık. Giderdik şehitlere selam dururduk. Neredeyse her mahalleye bir şehit acısı düştü. Türkiye'de bunları yok saymadan sürekli bir HDP'yi melekleştirme, PKK'nın argümanlarını topluma normalleştirme çabaları, elbette ki bu işin başına tutanlar bunu normal görüp topluma da normalmiş gibi göstermeye çalışır. Bu toplum bunu normal görmeyecek. Altılı masanın da bunu görüyor olması lazım. HDP'nin %10 seçmeninden şöyle o istenir. Moderatör Bey, kendinizi bu kadar iltimas tanımayın lütfen yani. Son cümle. Elbette ki HDP'ye oy vermiş ciddi bir kitle var. Ama o kitle aynı zamanda yarın Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin ve CHP'nin de seçmeni olabilir. Partiler kendi kimlikleriyle o seçmene propaganda yapar ve oy isterler. Keşke altılı masada en baştan beri bunu yapabilseydi diyeyim. Buradan devam edelim, beklemek isteyen. Evet. Yo, yeterli. Ya ben bir iki şey söylemek isterim hocam. Ben şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi bu yani CHP'nin %22 kalmasının sebebi HDP'ye yönelik politika. Şimdi HDP'nin son derece yanlış strateji üzerinden bugünlere kadar geldiği aşikar. Yani HDP'nin yaptığı yanlışlar üzerine burada belki aylarca program yapılabilir. Milli o ayrı bir konu. Sırt çevirmesi de evet, ikisi birden. Yani 2015 seçimlerinden buraya kadar HDP aslında başka tercihler yapsa, bunu Selahattin Demirtaş da öz eleştiri yapıyor, söylüyor. Yazılarında dile getiriyor zaman zaman. Başka bir yerde olabilirdi ama CHP'nin %22'sini HDP politikasına bağlamak bizi doğru bir fotoğrafa götürmez. Çünkü CHP Deniz Baykal döneminden beri zaten %20, 23, 24'e sıkışmış bir parti. Hı hı. Yani aslında
AK Parti çözüm sürecini yürütürken ve CHP bunun tam karşısında yer alırken, ki bence çok önemli bir süreçti, doğru sonuçlanabilseydi, orada da tabii HDP'ye eleştiri yapmak gerekir. Ama o dönem tam da bunun karşısında duran CHP de yine %22 alıyordu. Yani bugün HDP politikası ile CHP'nin durduğu yere açıklanamaz. O Kemal Bey o algıyı yıkmaya çalıştığı, o katı klasik Kemalist CHP algısını yıkmaya çalışan birçok adım atmasına rağmen tabii kolay olmuyor toplumdaki bu değişimin, toplumun kabul etmesi, hazmetmesi. Dolayısıyla bir de CHP'nin içinde de buna yönelik ciddi dirençler vardı. Şimdi yönetim kadrosu önemli oranda değişti ama baktığınızda parti kadrolarında hala eski CHP'nin durduğu yerde durmak isteyen de ciddi sayıda insan var. Dolayısıyla ben bunu ona bağlıyorum. HDP meşru mu değil mi? Bakın HDP'yi izlediği çizgi itibariyle son derece sert eleştiren bir insanım. Bugün Türkiye'de ciddi demokrasi sorunlarından bahsediyorsak, yani her zaman vardı ama son dönemde hakikaten başka problemler de buna eklendi. Bunda CHP'nin tercihleri de etkili. Yani bugün, HDP'nin özür dilerim, bugün doğru yürütülen bir süreç olsaydı, 2015 %13 sarhoşluğuna kapılmasaydı belki başka bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Ama HDP meşru mu sorusuna hayır meşru değildir diyemeyiz. Türkiye bir hukuk devleti olma iddiasındaysa. Çünkü bütün yasal yanlışlarına rağmen açık. Yani yasallık hala açık bir parti. Yasallık ve arasında çok bir fark yani var. Yani mecliste yer alan peki yasal diyor. Yasalar kurulmasına ve şu an hala faaliyette bulunmasına izin yani verir. Yani sonuçta parlamentoda yer alan bir parti. Ama meşruiyeti nereden alır? Anayasal sınırlar içinde hareket etmesinden alır meşruiyetini. Ama sonuçta bir kapatma kararı yok hakkında. Hı. Milletvekilleri var. Dolayısıyla %10-12'lik bir kitleye de hitap ediyor. Yani yanlış da bulsanız, nefret de etseniz böyle bir parti var. Dolayısıyla bu partiyle diyalog halinde olmak, işbirliği yapmak demiyorum. Yani o partinin ABC'si bu işin varlığını kabul etmek de Türkiye demokrasisi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Diyalog kurana zarar veren bir partidir yalnız. Kim diyalog kurar? Ama önemli olan bakın cesareti gösterebilmektir Resul Bey. Şimdi Tayyip Erdoğan kendi tabanını nasıl ikna etmişti o süreçte? Ne kadar büyük bir destek almıştı barış sürecinde. Bir şeydi. Ama taban çok kıymetli bir şeydi. Güneydoğu'da %98'di insanların umudu, beklentisi. Terörü bitirmekti. HDP ile seçim işbirliği yapmak değildi. Kanı durdurmaktı. Doğru. Silahları evet. Gömmekti. Evet, doğru. O yüzden tabanın iknası çok zor evet. Değildi. Ben o yüzden altılı masayı eleştiriyorum. Yani ama, HDP'ye bitli yorgan muamelesi yapıp ondan sonra HDP'nin önünü istedikleri için. Ama şimdi altılı masada aynı şey yok. Bir kısmı normal el altından görüşmeler yapıyor. Ve bir kısmı işte İYİ Parti bizim diyor tamam HDP'yi biz PKK'nın yanına konumlandırıyoruz diyor ama bakıyorsun sonunda Diyarbakır'a gidiyor Meral Hanım. Diyarbakır annelerini ziyaret etmiyor. Halbuki PKK'ya karşı en ciddi sivil toplum örgütü etkisini Diyarbakır anneleri evet. Gösterdi. Ama çok ilginç bir cümle de kurdu orada Meral Hanım. Silahları gömmekten bahsediyor. Onu da söyleyeceğim. Yani hem siz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorsunuz hem de PKK'ya karşı çok yani etkin bir faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluş demeyelim oradaki eylemini görmezden geliyorsunuz. Bakın bu inandırıcılığını evet, yitiriyor. Oraya gidilebilirdi. Bence gitse iyi olur. Yani onu mesela, birazcık hani devletin de, muhalefete yönelik bir şey olarak altını görüyorum. Altını masanın açmazı burada. Altını bu masayı o zaman şeye de geçelim yani. Akşener'in Diyarbakır mesajları. Altını mı? Hocam sizin ekleyecekleriniz vardı herhalde. Evet. O zaman ben tamamlayayım istersen evet, tamam. Hocam. Yani şimdi Kılıçdaroğlu ziyaret etmedi. İmamoğlu gitti. Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi. Bakınız Diyarbakır annelerini ziyaret etmemek HDP'ye, HDP üzerinden PKK'ya, PKK üzerinden de emperyalizme selam göndermektir. Bunun damıcımı yok. Şimdi aslında... Doğru ama o anneleri ziyaret etmek, ben de bunu doğru buluyorum. Aslında... Ben gazeteci olarak gittim Hanım, onlarla konuştum. Aslında... Ama HDP tabanında çok ters tepebilir gibi bir algı da var tabii. Aslında Meral Hanım bir anne olarak... Diyarbakır annelerini ziyaret etmek en fazla ona yakışırdı ve ziyaret etseydi PKK'nın yanında HDP'yi konumlandırıyoruz. Onun tespiti de evet evet bu konuda inandırıcı derdik. Ama ben inandırıcı göremiyorum. Bir taraftan siz Diyarbakır annelerine gitmeyin, öte taraftan şeyde çıkın kongrede silah bırakmaktan bahsedin. Aynı şeyi CHP de yaptı. Biz Kürt sorununu çözeceğiz. Nasıl çözeceksiniz diyoruz. Nasıl çözeceksiniz? Mecliste çözeceğiz. Kiminle çözeceksin? Mecliste efendim işte HDP'yi muhatap alırız vesaire.
Ya AK Parti de aynı şeyi yapıyordu. Mecliste onları muhatap alıyordu. O dönemki CHP'nin tavrı bence çok yanlıştı. Kızıyordunuz buna. Şimdi dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20-25 arasında tıkanıp kalmasının tek sebebi HDP değil. Doğru, ona katılıyorum ama CHP'de şu anda aslında siyasi birikimi olan bir lider yok. Kemal Bey bürokrasiden gelme bir arkadaşımız yani. Böyle sokağın dilini de çok iyi bilmez. Siyasetin dilini de çok iyi bilmez. Şu anda kullandığı argümanlar da genelde danışmanlarından gelen, bazen de gülüş duruma düşecek şeyler de. Haksızlık yapmayacağım, kaç yıldır siyasetçi. Canım, 10 yıldır siyasetçi. Yani 2002'de milletvekili seçildi. Siyaseti ondan sonra 2 yıllık. Evet. Bakınız siyaset arazideki, bakın arazi dediğimiz esnafta, çiftçide vesairede ziyaret etmekle sadece anlaşılan bir şey değildir. Ta sandık müşahitliğinden başlar, işte milletvekiline vesaire varıncaya kadar bu devam eder. Şimdi şundan söylüyorum bunu. Kemal Bey evet CHP'yi eski klasik CHP olmaktan çıkartma istikametinde helalleşme diyerek efendim muhafazakar kesimle barışma diye bence olumlu bir adım bu. Fakat inandırıcı değil. İnandıramıyor şeyini. Net tabanlı da şeyi. Bakın Muharrem İnce çıktı %31 oy aldı. Nasıl aldı? Muharrem daha inandırıcıydı da ondan Muharrem Bey. Çünkü Muharrem Bey bir taraftan evet ben muhafazakar bir ailenin solcu çocuğuyum diyor. Yanında başörtülü bacısını, ablasını gezdiriyor ve Muharrem İnce liseden beri arazide siyaset yapan bir arkadaş. Yani esnafın ama hali... Ama şimdi partisinin hali ortada. Şimdi onu söyle. Esnafın halini de, çiftçinin halini de, kendisi de bir köyde yaşayan bir arkadaş biliyor. Fakat ana gövdeden kopanların akıbeti odur. Yani %1'e... Ufuk Hoca'nın dediğine geliyor. Bazı kişiler biraz başarı, biraz konuşulmuşlukla kendileri bir anda kurumsal kimliğin üstünde görmeye başlıyorlar. Ve en nihayetinde kendileri seçmenin karşısına çıktıklarında o ağırlığın kendilerinin değil, o partilerin olduğunu da o gerçekle de yüzleşiyorlar. Daha önce Bedrettin Dalar vakası yaşandı. Partisinin dışında ayrı olması. Murat Karayalçın da farklı bir bağlamda oldu. Bu İmamoğlu da son dönemde bu biraz o kibire kapıldı. Dedi ki başarı benim başarım. İşte Kaftancıoğlu da ısrarlı dedi ki örgütlerin başarısıdır. Seni oraya aday gösteren Kemal Bey'in başarısıdır. Senin de katkın vardır. Başarı tesadüfleri örgütlemektir. Evet. Ama siyaset tesadüflere bırakılamaz. Hı-hı. Hakikaten kurumsallaşma o yüzden önemli. Çünkü bu HDP mevzunda işte yarın mesela Anayasa Mahkemesi seçim sonucunu erteleyelim, ertelemeyelim mi konusunu bağlayacak. Diyelim, bence zayıf ihtimal ama çünkü savcı aleyhte başsavcı görüş beyan etti. Seçim sonucunu ertelendi ve diyelim yine parti kapatıldı. Ne olacak o seçmenin oyları? Yani hakikaten öyle acayip bir durum içine girdi ki 40 yıldır işte o kapatılıyor, yerine başkası geliyor vesaire. O seçmenin sosyolojik siyasi sadakati sürüyor. Milliyetçi seçmenin üzerinde etki yaratır mı diye sormuştunuz. Sonra hani konu size döndü. Milliyetçi seçmen de homojen değil, çok heterojen. Yani yakın tarihimize bakın. 12 Eylül rejiminin mahkemelerinde ülkücüler yargılandığında hep şu soru gündeme geldi. Yani devlete sadakattan acaba o devlet mutlak bir devlet değil, demokratik ve sosyal bir devlete bağlılığa dönüşebilir mi ülkücü hareket? O hani BHP ayrışması vesaire. Hakikaten o ilginç bir süreçti. Bugün de baktığınızda İYİ Parti MHP ayrışması arkasında sosyolojik dinamikler var. Yani bizim progresif milliyetçilik dediğimiz çağdaş değerlerle milliyetçiliği hemal etme ilginç bir deneyim. O yüzden hani seçmen şöyle davranır böyle davranır diyemiyoruz ama kabaca yani anketlere baktığımızda %40 AK Parti Cumhur İttifakı ise %40 altılı ise %10 da HDP ise aritmetik gösteriyor ki burada bazı taktik adımları atılması gerek. Şimdi kapatılma davasında HDP hukuk teminatının esas alındığını ve şiddet teşvikini benimsemediğini söylüyor. Bazıları başka kanaat söylüyor ama kanaatleri kanıt gibi göstermemek lazım. Şimdi öyle bir memleketteyiz ki biz mecliste Almanya'ya gittik. Almanya Anayasa Mahkemesi'ne Karlsruhe'de. Berlin'e koymamışlar ki siyaseten etkiler. Ya Bonn zamanında da öyleymiş. Yani böyle bir şey. HDP'yi sizden rica ediyorum. Yani empati yapıp şöyle düşünün.
ya da yerine gelecek ve gelmiş bütün partileri. Bir sistem var ve 15 Temmuz'dan sonra bir merkez var. O merkez yeniden tarif ediliyor. Acaba bu partilerin merkeze ve sisteme eklemlenme iradesi var. Bu olursa mı şiddet, terör sönümlenir, olmazsa mı büyür? Bu açıdan da bakmak lazım. HDP böyle bir irade koyuyor. Oradaki siyasetin de o evet. şiddet kanadıyla kavga ediyor olması lazım. Burada evet. bakıyorsunuz HDP çok büyük bir şans. 2015'ten Ağgenar'a söyledi, mitinglerde Türk bayrakları salladılar. Yani Türkiye'nin partisi iddiası konuldu. Açılım süreci. AK Parti bunu denet. Acaba HDP Türkiye'nin dertleriyle dertlenir mi diye. Olmadı diye sonuna kadar vazgeçecek şey göründü ki dünya örnekleri seçim gecesi, seçim gecesi çok övülen barış ve demokrasi için bir kazanım olarak görülen Demirtaş çıktı dedi ki Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz dedi. Aslında kendileriyle bir dönemin sonunu getirdi, bir fırsatın sonunu getirdi. Ama Selahattin ve Demirtaş bununla ilgili dönüp öz eleştiri yapıyor. AK Parti seçmeni çok destek verdi dediniz. Şunu hatırlayayım ki açılım sürecini Türkiye'de bitiren 2015 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin %40 oy alması MHP'nin 17-18 bandına çıkmasıdır. Dolayısıyla AK Parti açılım sürecini bir yandan da milletin desteğini kaybetti açılım süreci sonunda. Bugün de İyi Partili seçmen Ufuk Hocam bahsetti. İyi Partili seçmen hala şeyde Erdoğan'a karşı, Sayın Erdoğan'a karşı açılım sürecinin öfkesi içinde. Hala nasıl affedersiniz diye şey bize diyorlar ya ne çabuk unuttunuz bunları, haburları, megri megrileri, milliyetçiliği ayaklar altına alanları. Hala onun öfkesinde. Biz de onlara diyoruz ki bugün genel başkanınız Diyarbakır'dan silah bırakma, silahlara veda diyor. İçinde bulunduğunuz ittifak tüm kaderini HDP'ye bağlamış. Bu gerçekliği görmeden tekrar açılım süreci hayali görenlere oy verip bugün terörle aslan gibi mücadele eden Cumhur İttifakı'nı eleştirmenin mantığı nedir? Mantığı nedir? İşte burada demek ki anlatımda bizim bazı zaaflarımız var. Veyahut da tek sebep açılım süreci değilmiş bu milliyetçi seçmende ki bunun oturup analizlerinin yapılması lazım. Bir şey soracağım. Önemli olan amaca bakmak değil mi? Yani yöntemde yanlışlıklar yapılmış olabilir. Burada hepimiz herhalde şiddetin bitmesini istiyoruz değil mi? Önemli olan bu şiddet nasıl bitirilir? Yani silahları gömmekten bahsetmek niye kötü olsun ki? Yani önemli olan terörü bitirmek ve silahlara ihtiyaç olmayacak bir seviyeye gelmektir. Silahları gömmekten silah kasıt Türk yani silahları. Yani işte o yüzden çözüm süreci bence bakın, yanlışlıklar yapıldı. Terörün beli kırılıyor. Terörün beli kırılıyor. Çok ciddi bir evet kesinlikle. Ama bu sefer propaganda unsurları devreye giriyor. Doğru. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Türkiye bakın hep şunu söylediler. Biz silahlı güvenlikçi politikaları hep denedik. Silahlı mücadeleyi denedik. Bir türlü sonuç alamadık. Kocaman bir yalan. Türkiye'de silahlı mücadeleye doğru düzgün müsaade edilmedi. Her dönem partiler konjektürel menfaatleri gereği adına Kürt seçmen, bu dönem HDP seçmen, başka seçmen adı altında bir dönem bunu AK Parti yaptı. Oy alabilmek için. O bitti. AK Parti çok kararlı bir mücadeleye başladı. Bugün kendini Kürt olarak tanımlayan Türk vatandaşları Sayın Erdoğan'la bir gönül bağı kurdular. Ve bugün de Millet İttifakı Sayın Erdoğan teröre karşı çok kararlılık mesajları vermiyor mu? PKK'yı lanetlemiyor mu? HDP'ye terör siyasi şubesidir demiyor mu? Diyor ve kendini Kürt olarak tanımlayan vatandaşlarımızın da ekseriyeti gidip Sayın Erdoğan'a oy veriyor. Demek ki HDP'nin meselesi etnik temelde ele alınabilecek bir mesele değil. Bugün CHP, İYİ Parti, HDP ve terörün bütün propagandasına teslim olarak hata yapmaktadır. Tabii Milliyetçi evet. Hareket Partisi Kürt kökenli seçmenler oy almıyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şırnak'taki, Hakkari'deki il teşkilatları kimlerden oluşuyor? Demek ki her parti kendi kimliğiyle ortaya çıkar. Sizin eski CHP dediğiniz, CHP'nin bir sorunu vardı. Milletin manevi değerleriyle çok uğraşırlardı. Bunun adına da Kemalizm derlerdi. Kılık kıyafete kadar karışırlardı. Tam o noktalarda bir düzelme bahsetmişken, bir düzelmeden bahsedecekken bu sefer milli meselelere son derece yabancılaşmış bir CHP gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Sizin de orada bahsettiğiniz şey, belki ben kendim yanlış ifade ettim. Bu ekonomik koşullarda, örnek nereden verdim? Ana muhalefet partisinin oy oranı niye artmadı? Bir yandan da İyi Parti gibi, kendini milliyetçi olarak konumlayan bir partinin oy oranları niye artmadı? Çok net sebebi var. Milli meselelere yabancılaşma ve HDP faktörü seçmenin eli titremeden gidip oraya destek vermesini engelledi. Çok net. Burada bir iki şey atlamak istemiyorum. Bu cumartesi anneleriyle Diyarbakır annelerini buluşturmadan Türkiye'de bir adım atılamayacağı ortada. Peki bu Diyarbakır anneleriyle ilgili nereden problem çıktı? Sorduğumda
yani niye gitmediniz diye bazı siyasilere sorduğumda diyorlar ki o kadar siyasileşti ki, o kadar bir yani oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani hani isim vermeyeyim şimdi, bir milletvekili arkadaşımıza sorduğumda ya işte bana şöyle dediler, böyle dediler, bağırdılar, olsun dedim ben, yine de gitmeliydin ama bu hale de getirmemek lazım. Orada ne oluyor? Çocuklarını istiyorlar değil mi? Ya tırnak bu... için bakın, o çocukları tırnak içinde. Ha buradan kimler geldi? Tırnak içinde çocuklar geldi. O zaman ne oldu Sayın Baykal? Habur mahkemesi çadır Ahmet Türk rica etmişti. Ben gittim gözlemledim. Skandal bir dizi, bir dizi hata oldu. Ama önemli olan o süreç devam etseydi, işte Diyarbakır annelerin talebi de çocuklarımız gelsin de. Yani şimdi, yöntem yanlış olabilir ama amaç. Kıyafetten tuttuğunda da bir dizi mesele ileri sürüldü. Ama bunu niye söylüyorum? Bakın Oslo görüşmeleri, Dolmabahçe mutabakatı, mecliste bu işlerin İmralı vesaire, bütün bunların olmasında aslında bir muhataplık söz konusu oldu. Yani bu tür meselelerin çözülmesinde muhatabı bypass ettiğinizde kendi kendinize konuşuyorsunuz. Bir daha tekrar edilebilir mi? Böyle edilmez. Ama Türkiye'de ne yapılacaksa birbirimizi ikna ederek olacak. Yaptım olduğuyla olmaz. Nitekim bu açılım süreci neydi Eda? Hedef? İşte PKK'nın dönüşmesi, meclisin adresi olarak gösterilmesi ve ceberut uygulamaların dönüşmesinin senkronizasyonunu sağlaması. Esas problem üçüncü gözde falan çıkıyor. Yani bazı uluslararası aktörler ve karşılıklı olarak bir güven krizi. Yani güvenmediğin, karşılıklı olarak bir güven tesis etmediğin bir yerde adım atmak çok zor. Ama bununla bile yüzleşemedik. Yani herkes kendi tarafından bir yüzleşmeyi sağlıyor. Hocam ama bunu yaparken terörü lanetlemeyi, sanki terörün haklı gerekçeleri varmış da Türk devleti mücadele ve yöntemlerde hatalar yapıyormuş. Ya Nasrettin Hoca hikayesi en başından, hırsızın hiçbir suçu yok. Bugün gelinen noktada terör, silahlı mücadele, asker, polis, öğretmen kana döküp ondan sonra da mecliste bir takım milletvekilleri aracıyla yine kendi gündemini dayattığında elbette ki birilerinin buna itiraz etmesi lazım. Bu da sadece siyasetin görevi değil. Hukuk devlet de devreye girmek zorunda. Ama, demokrasiler kendini korumak zorunda. Ya şunu soracak. Bu Türkiye'de her birimizin karşı karşıya geldiğimiz aykırı fikirler savunan çok kıymetli solcular yok mu? İşte Ferah Kadıgil değil mi? Genç bir kızcağız. Hepimizin sinir uçlarıyla oynayan konuşmalar yapıyor. Ama ne yapıyor? İçinde şiddet yok. Fikrini beyan ediyor. Herhangi bir terör örgütüne sırtını dayamamış. Bu ülkede Ufuk Hoca aykırı fikirlerle yıllarca bu toplumun karşısına çıkıp oy istemediler mi ki bağımsız seçilebilecek kadar da oy da aldılar. Ne için peki? Niye birileri çıkıp Ufuk, elbette siyaseten kavga ederiz. Fikirlerimiz yarıştırırız ama belakit. Ufuk Uras'ın arkasında bir terör örgütü yok. Ufuk Uras bir terör örgütünün propaganda alanının burada bir kullanışlı aparatta değil. Çıkar da bugün HDP Selahattin Demirtaş canı pahasına terör örgütüyle kavga etseydi. Etti mi bunu? Ama peki bu, Selahattin Demirtaş'ın yapamadığı için, kavgayı sizler mi yapmak zorundasınız? Şey, ama bunu yapmak için güçlenmesi gerekmez mi? HDP'ye oy vermiş seçmeni PKK'ya teslim edip ya biz bunlara kendi söylemlerimizi ikna edemeyiz. En azından onların söylemlerine teslim olup ikna olalım da ama siyasi mücadele verilir. Şimdi bakın bu tür açılımlar, siyasetin alanını genişlemesi şiddetin alanını daraltır. Oradakileri kavga ediyor olması lazım. Şimdi, ama yani yapabilir. Amaç, böyle bir gücü var. Nerede Hanım'ın söylediği amaç önemli. Devlete başkaldırmaya güçleri var da terör örgütüne mi başkaldıramıyor? Şimdi Serkan Bey amaç önemli ama zamanlama da çok önemli. AK Parti açılım sürecine giderken ortada bir seçim falan yoktu. Önce sivil bir takım kurullar, heyetler oluşturuldu. Bütün Türkiye'yi gezdi. Ufuk Hocam siz de onlardaydınız değil mi? Var mıydı? Ben akillerde yoktum. Akil adamlar şeyi oluşturuldu. Şimdi daha siyasi sonra... Siyasi kimliği olanlar akiller içinde yoktu. Evet, daha sonra ortada bir seçim falan yoktu. Ciddi bir silahların gömülmesi, kanın durdurulması şeyi vardı. Elbette eleştirilecek hamur benzeri bir takım yanlışlar da olabilir. Ancak şeydi, şu anda Altılı Masa'nın yaptığı öylesi ciddi bir yani barıştan ziyade seçim malzemesi üretmek için. Yani bugüne kadar Ali Babacan niye ana dilde herhangi bir şey söylemedi de şimdi kalktı Türk. Ben bunların tartışılmasından da rahatsız olmam. Yani yeni bir anayasa yapılırken her şeyi tartışırsın.
Ama siz seçime 4 ay kala sadece bir kesime, yani o da HDP tabanına mesaj vermek için ana dilde, efendim eğitimden, vatandaşlıktan vesaireden bahsedersiniz. Ya silahları bırakmadan bahsedersiniz, bahsederseniz. Bu kusura bakmayın, bu samimi olduğunuzu göstermez. Ne zaman olur? Bakınız seçimden sonra meclis yeniden oluşur. Bu partiler çıkarlar, arkadaş biz şu sorunun üzerine gideceğiz derler. Ortaya da somut bir şey koyarlar. Biz de, yani ben orada kimsenin siyasi görüşüne bakmam, destekler. Ben geri geldi, ben Ahmet Türk'ü arayıp şu demokratik şeyiniz nedir bir ver bir bakalım diye gönderdi de sağ olsun. Ama ortada böyle bir seçim atmosferi yoktu. Meseleyi çözmeye odaklanılmıştı. Şimdi Altılı Masa'nın HDP ile ilgili attığı her adım seçim yatırımı olarak benim gözümde büyüyor. Çünkü HDP'nin gözünde de öyle. HDP de o yüzden pazarlık şeyini, pazarlık gücünü artırıyor. Artı şey sürecinde, yani çözüm sürecinde, yani Türkiye aslında orada iradeyi koydu. Aslında yani Kürtler de koydular iradeyi. Fakat üçüncü göz dediği hocanın, yani emperyalist güçler Kandil'dekiler söylediler. Biz silah bırakmak istiyoruz ama Avrupa'daki bizim şeylerimiz, bırakmayın, savaşın. Ve HDP'nin en güçlü olduğu dönemde siyaseten en kanlı eylemler geldi. Dolayısıyla Türkiye'de artık terör sorunu bakınız kalmadı. Terörist kalmadı memlekette. Şimdi neyi konuşacağız? Yani onu ortaya somut olarak koymuyorlar. Silahı bırakalım derken Meral Hanım, ordu mu silah bırakacak? Ordu içeride temizledi, şimdi kuzeydeki inlerinde temizlemeye çalışıyor. Orduyu kastetmiyor zannedersem orada. Yani. Kimi kastediyor? Ordu silah bırakacak. Yani orada mesele şey. Silahları bırakacak. Ordu operasyonu. Zaten içeride operasyon yapacak şey kalmamış. İçişleri Bakanlığı yapmış bir insan. Ordu silah bıraksın. Ya mesele yani Meral Hanım'ın şahsı üzerinde şey yapmıyor ama silahları bırakmak derken diyerek oradan her şey anlaşılır. Bu yanlış. Zamanlama yanlış bakınız. Zamanlaması seçim öncesine denk geldiği için ben inandırıcı ve samimi bulmuyorum. Ya tam da seçim zamanında politik tezleri söylersin. Seçim var. Bitki böcekten bahsedelim. Siyaseti siz de bilirsiniz. Yani seçimden önce kulakların kapandığı önemli. Vaatlerde bulunur siyasetçiler. Evet. Seçimden sonra o vaatlerin birçoğu unutulur. AK Parti deneyimden yola çıkarak mı? AK Parti hariç. AK Parti çünkü verdiği sözlerin ortalama %85'ini tutmuş bir siyasi partidir. Ben bunun tam tersini düşünüyorum açıkçası. Olabilir. Yani ben Altılı Masa'nın aksine HDP'ye ihtiyaç duyduğu halde, çünkü bu bir matematik ortada, yani HDP'nin %10-12'sinin desteğini almadan iktidar olmanız imkansız. Yani. Ama hem o desteği isteyip hem de tanımıyorum, zinhar hiçbir bağlantım yok tavrını ve bir HDP politikası geliştirmemesini eleştiriyorum ben. Yani çözüm süreci gibi detaylı bir program yani tam da şimdi ben iktidar olursam... Ben genel olarak yani DEVA'yı bir kenara koyuyorum. Çünkü Ali Babacan bu konuda daha açık sözlü davrandı başından itibaren. Ama onun dışında CHP'de kısmen, yani CHP'de HDP ile görüştü ama yine de çok içini dolduran bir projeden vesaire bahsetmedi. HDP seçmenine yönelik yapıcı bir siyaset izlemedi. Yani bunun bir emaresini görmedik. Aksine bence tam şimdi... Çözüm süreci ya da neyse. Kim, yani CHP tamam, mi? CHP mi yapıcı şey izlemedi? İzlemedi. Altılı Masa genel olarak. Ya CHP HDP ile. Yani bir yandan HDP'nin oyunu istediler ama bir yandan da bizim Altılı Masa'da yok, bizim hiçbir ilişkimiz yok dediler. Tamam, temas kurdular ama HDP seçmenine yapıcı bir şey sergilemediler. HDP niye tepki gösterdi? HDP bütün bunlara tepki gösterdi. Evet, bunun yüzünden gösterdi. Yani bence tam tersi. Seçimde bir şeyler söylemeleri, bir şeyler ya, vaat etmeleri gerekiyor. Kapanma şeyin olduğu için o meşruiyet arayışı. Ama bence açıkça görüşüm bizimle diyor. Evet. Benim yani hadi İyi Parti'yi bir kenara ayırıyorum. Çünkü Türk milliyetçi bir tabanı var ekseriyetine baktığımızda. Ama onun dışında daha cesur bir siyasete ihtiyaç vardı. Yani bugün HDP'nin kazan kaldırmasının altında bu yatıyor. Şimdi evet, askeri olarak Türkiye çok başarılı bir mücadele verdi. Şimdi buradaki soru şu bence. Bu mücadele verildikten sonra HDP'nin daha güçlü olması, Türkiye'nin içinde HDP seçmeninin kendini gerçekten doğru temsil edilir, eşit vatandaş hissetmesi mi PKK'yı yurt dışında dış güçlerle bağlantı içindeki PKK'yı daha zayıf hale getirir, yoksa tam tersi mi?
O yüzden biraz önce Ufuk Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Kesin önemli olan siyasi kolu, siyasi kolu. Bak, ben şunu söylemek istiyorum. Mesela çıksınlar PKK'ya, meydan okusunlar. Bak, ne kadar güzel olur. Önemli olan onların, bakın önemli olan, ya ben bir iki şey söyleyebilir miyim? Önemli olan onların kendilerini bu kadar güçlü, bunları söyleyebilecek kadar güçlü hissedebilecek bir ortamı yaratmaktır bence. Yani bu süreçler, ya bu süreçler, ya dünyada da birçok yerde yaşandı. Farklı dinamikleri olabilir. Dakika, sorun nedir? Hangi Kürt sorunu var Türkiye'de? Şeyini koyalım, çözümünü tartışalım. Önemli nedir olan siyaseti mesela güçlendirmek. Siyasetin alanını açarsanız, ya şimdi bakın Kürt sorunu var diyerek sürekli Kürt sorunu, ya Kürt sorunu, Kürtlerin yani eleştirdikleri yahut da talep ettikleri birçok şey zaten tahakkuk etti. Ne eksik? Bence onu tartışalım. Ben burada yazıyor. Taleplerimiz çok açık diyor. İlk dört madde değişecek diyor. Türkçe kelimesi kaldırılacak diyor. Atatürk milliyetçiliği kelimesi kaldırılacak. Hayır öyle bir şey yazmıyor. Burada şey var. Size söyleyeyim. Dolmabahçe bildirgesi. İmam Tahciyar, HDP milletvekili. Türklerin talepleri bellidir diyor. Önce anayasa ilk dört. Anayasada bu HDP'nin seçim beyannamesinde 66'da mi yazıyor? Bakın şimdi seçim beyannamesi. Bugün HDP'nin Türkiye'de siz bahsettiğiniz siyaseti cesaretlendirelim, cesur olmamız lazım diyoruz ya. Cesaret bir kere tavizkar olmak değildir. Burada cesareti göstermesi gereken bir, ilk dört maddeye dokunacağız dediği zaman bir parti. Anayasa 66'da Türklük kavramını değiştireceğiz, 42'ye ana dilde eğitimi göreceğiz. Bunlarla bitiyor mu? Diyor ki özerk yönetimler diyor. Özerk yönetimler şartını kabul etmek zorundasınız diyor. Peki kendini Atatürkçüymüş ve milliyetçiymiş gibi tanımlayanlar, Avrupa Konseyi özel. Bu adı cesaret midir? Kendi ilkelerinden. Bunlara taviz veriyor olmak cesaret midir? Şimdi ben şunu söyleyeyim, bir rezerv olarak koyayım. Şiddet önermedikçe, şiddeti teşvik etmedikçe bize son derece ters gelen fikirleri de bir parti önerebilir. Yani demokratik bir sistemde. Bakın ne diyorum, aynen onu söyledik. Ya biz sıfırdan anayasa yapılmasını istiyoruz. O zaman bunların hepsi tartışılır. Ama siz bugün seçim öncesinde bunları gündeme getirdiğiniz zaman, bakın seçim öncesi argümanınız muhalefetin bu anayasa değişikliği olmaz, seçim öncesi anayasa değişikliği olur mu argümanından hiç farklı değil. Seçimlerin ilk gününe kadar anayasa değişikliği de olur, yasal değişiklikler de olur. Ya, hocam bak şimdi. Muhalefet ne dedi? Yani, nereden çıktı anayasa değişikliği? Söylediğiniz mantıklı da bu geçen 4 yıl var. Evet. Bu 4 yıl içerisinde gelin müşterek bir anayasa yapalım diyen AK Parti var. Israrla sıfırdan anayasa yapalım. Buna hiç yaklaşılmamış, edilmemiş. MHP'nin 100 maddelik ortaya bir anayasa teklifi de var. Ya, tartışmaya da açmıyorsunuz. Ama katılıyorum. Ben seçim öncesi derken şunu kastediyorum. Yani asıl ellerinde imkan varken, önünde büyük zaman varken, tartışılması mümkünken ve işte söylediğiniz gibi 60 tane maddede de her tarafın ittifak ettiği, kaldığı yerden devam etmek varken, şimdi kalkıp yani seçime 4 ay kala bu talepleri gündeme getirirseniz bu anayasa değişikliğinin meşruiyetini tartışmak değildir. Bu seçim yatırımıdır. Seçime karşı işte bu partiler altılı masa ne diyecek? HDP ne şey yapacak? HDP de onun şu anda pazarlığını yapıyor. İkinci bölümde devam edelim mi o zaman? Evet. Kısa bir reklam arası. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz reklam arasında da sohbete devam ettik. Tarafsız, adil moderasyonum takdir topluyor herhalde. Evet. Bir numara. İkinci bölüme dilerseniz bu yine dün bayağı ilk defa mecliste acaba partiler bir konu üzerinde uzlaşabilecek mi diye umutlandığımız anda başörtüsü ve aileyle alakalı anayasa değişikliğinde komisyonu terk ettiler İYİ Partili ve CHP'li vekiller. Dilerseniz sizinle başlayalım hocam bu tura. Ya bu bizim genel olarak meclis pratiğimizde olan bir şey. Yani muhalefetin bir şey önerdiğinde kabul edilmesi genellikle olmuyor. Bizim dönemde hatırlıyorum bir ticaret kanunu olmuştu, bir de borçlar kanununda. Ya iş dünyasıyla ilgili konularda mutabakat oluyor. Bir de milletvekili maaşlarında galiba çok fazla. Sizin döneminizde de öyle miydi? Ayrışma olmuyor. İşte bir şeye endekslemek lazım diye konuştuk. Ya bu konuda biraz önce konuştuğumuz bahiste de olduğu gibi hayatımız 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi mücadelesi ile geçti. Yani virgülü de ise olumlu baktık. Ya hep ya hiç siyasetinden yana olmadık. O ya için hep arasında bir çok önemli kademe kademe ilerliyorsunuz. Ülkemizin kadar, gerçeği o. Ne kadar değişirse kazanç. O yüzden o 60 maddede dahil olmak üzere başından beri
şu paketin içine girsin diye çok istedik ama olmadı. Yani komisyonda keşke bir mutabakat olsaydı. Orada da işte bana da makul gelen değişiklik önerileri yapılıyor ve geçmiyor. Ama bugün Özlem Zengin bu eleştiriler doğrultusunda genel kurulda bunlar dikkate alınabilir dedi. Umarım oradaki müzakere ile bir mutabakat sağlanır. Sağlanmazsa felaket yani. Ya böyle bir konunun referanduma gitmesi olacak şey değil. Gitmez ki hocam. Bu durumda gidemiyor. Çünkü yeterli sayı yok muhalefet destek vermezse. 334 Cumhur İttifakı evet. 26 vekil de çıkar mı meclisten? Ya. Konu başörtüsü olunca bence çıkar ve referanduma gider. İşte bilemiyorum yani. Ama değişik gizli gizli oy olduğu değişik için senaryolar var. Çıkabilir. Ama sonuçta yani böyle bir meselede bir mutabakat gerekli. Yani insan gözünün bir özelliği var. Her şeyi görüyor, kendini göremiyor. Kendini görmesi için başkalarının aynasına ihtiyacımız var. Ve oradan bu konuda hiç değilse bir zemin yakalanmalıydı diyoruz. Ama muhalefet de önce görüşmeleri kabul etmedi. Yok meclise gitmeyeceğiz dedi. Gittiler vesaire. Şimdi yani genel kuruldaki seyre bakmakta fayda var. Yani bizim bu anayasa değişikliği tarihimiz hep parça başı değişiklik, perakende değişikliklerle geçiyor. Bir kere toptancı bir değişiklik maalesef yapamadık. Bu mecezir halinden çıkmamız lazım. Yani umudum bir şekilde bu değişiklik önerileriyle bir optimumda buluşmaları ve bu işin sarkmaması. Temennimiz o. Yani herkesin kendi kimliğiyle, inancıyla, yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha demokratik bir cumhuriyet bekçisiz bir cumhuriyet istiyoruz. Bu yani dönemde mecliste vekil olsaydınız bağımsız ne yapardınız hocam? Tartışma konusu şu. AK Parti MHP diyor ki evet. 24. maddede din vicdan özgürlüğünde hı. dini inançları gereği diyor. Başın örtülmesi veya açılması diyor. Evet. İYİ Parti ile CHP de itiraz ediyor. Niçin dini ibaresini koyuyorsunuz? İnançları gereği diyelim diye. Aslına baktığınızda evet, evet. MHP kararı diyor ki zaten diyor insanlar diyor estetik kaygılarla başını örttüğü için bunca zulme maruz kalmadılar diyor. Dini inançları gereği başını örttükleri için. Biz de bunu diyor ve teminat altına almaya çalışıyoruz. Niye buna bu kadar takıldınız diyor. Tabii ki kamuoyunda altılı masa biraz önceki konunun devamı herhalde. Sürekli kendi ayağına kurşun sıkmak derler, bindiği dalı kesmek derler. Toplumu tartışmaları sevmez. Oradaki ibadet dini inançları gereği başını örtülmesi veya örtülmemesi noktasında. Burada bile bir uzlaşmaz tavır sergileniyor. Ufuk Uras mecliste olsaydı ne yapardı? Ya ben başta söylediğim burada bir uzlaşmaya varmayı esas alırdım. Çünkü yani hibrit siyaset, kokteyl siyaset dönemindeyiz. Karşılıklı pozisyonlar belli. Bunun bir ortalamasını almak lazım ama ya zaten bu kadar detaylandırılmış bir anayasa değişikliğe gerek var mı? Çünkü biraz önceki konuda ifade ettiğiniz bu Türklük tartışmasında da bu meclise kilitlenme olduğu zaman belli ki pozisyonlar belli işte. Ne yapacağız? Acaba denmişti hani medeni kanun üzerinden yani yasal düzenlemeler üzerinden mi bu konuya gitsek? Yani anayasayı böyle her meselenin içine doldurulu bir torba haline getirmesek derdi. Yani mecliste olsaydım bir mutabakat arayışı içinde olurdum. Yani bir tarafın karşılıklı dayatmalarla konunun kilitlenmesini istemezdim ama çok temel bir temel hak ve hürriyet aslında. Bu kadar tartışma konusu olması bile tuhaf. Ama gün geliyor birisinin Che Guevara tişörtü problem oluyordu biz üniversitedeyken. Kiminin küpesi oluyordu, kiminin sakalı. İşte bu seküler sakal mı? Dini sakalı falan. Yani maalesef soruyorlar hacı sakalı mı değil mi? Yani hacı sakalıysa ona yasak geliyordu. Fikri derinliğin olmadığı yerde formalizme sıkışıyoruz. Bu o formalizmden çıkmaya çalışıyorum. Beşiktaş dağdayken benim kirli sakalım oldum olası vardır. Bazen uzar. Bana hep şunu söyler. Beşiktaşlar sakal sevmez. Dedim ben kendi kimliğimle çıkmışım. Kendi söylemlerimle alabildiğim kadar oy alacağım. Dolayısıyla siyasette birilerine şirin gözükmek için kimlik savrulmaları tehlikelidir. Ve altılı masaya da en önemli eleştirimiz bizim bu noktada zaten. Herkes kendi kimliğiyle çıkar milletin tartısına. Elbette ki siyaset değişimi zorunlu kılar bazen. Geçmişte söyledikleriniz bakarsınız ki hiç doğru sonuçlar vermemiş. Devlet Bahçeli Bey'e soruyorlar. Genelde diyor çok doğru kararlar alıyorsunuz diyor. İşte diyor akşam diyor dizi izliyorum diyor. Düşünüyorum diyor memleket meseleleri üzerine. Elbette ki insan oturuyor. Olumlu sonuçlar doğuracağına inanarak bir takım kararlar alıyoruz diyor.
Ama zaman gösteriyor ki aslında çok da doğru sonuçlar vermemişti. Kimliğinizi koyacak bir vesteyer henüz bulunabilmiş değildi. Herkesin kendi kimliği, kendi onuru, tabii buna evet, saygı göstermek evet lazım ama aynı dilde konuşmuyor insanlar. Evet. Hani affedersiniz, eşeğe soruyorlar Gül'ü tanır mısın diye, bilir misin diye. Bilirim, yedim hiç tadı yoktu diyor. Yani onun Gül'ü algılaması başka, insanın evet başka. Yani maalesef buralarda bir ortak dil yakalanamıyor. Hocam Halil Cibran'ın çok güzel bir lafı evet vardır. Benim içimdeki hayatın sesi senin içindeki hayatın kulağına erişebilse işte o zaman konuşabilirdik. Ama onun için bazı perdeleri kalkması gerekir. Evet. Ya, gel. Ben biraz gazetecilik açısından süreçle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Şimdi neden CHP ve İYİ Parti ortak bir teklif verdi? Burada nereye gelindi ve bundan sonra aslında bugünkü fotoğraf neyi gösteriyor? Ondan sonra ne olacak? Onunla ilgili. Şimdi tabii bu konu niye var? Bugün niye başörtüsü düzenlemesi tartışıyoruz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yasayla başörtüsü sorununu kalıcı olarak çözmeyi vaat etti bir süre önce. Yani bunu aslında son derece iyi niyetle yaptı baktığınızda. Çünkü başörtüsü sorununun temel sorumlusu olarak bu memleket birinci sırada CHP'yi görüyor. Çünkü eski yasakçı uygulamalar Türkiye'de CHP'nin tırnak içinde söylüyorum laikliği temsil eden parti olarak kendini bu yasakların sahibi gibi görmesiyle filan yıllarca kendini tekrar etti, durdu vesaire. Ve Kemal Bey de meğer madem ben bu işin sorumlusu olarak görünüyorum, ben bu sorunu çözmek için kendimi öne atıyorum dedi. Ama bazen tabii niyetiniz istediğiniz sonuçlara sizi götürmeyebiliyor. Yani bence siyaseten fevkalade yanlış bir şey yapmış oldu. Böylece topu AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın en güçlü olduğu sahaya attı Kemal Kılıçdaroğlu ve tabii ki Cumhurbaşkanı bu topu aldı. Son derece sert ve son dönemde yaptığı bence en başarılı konuşmayla, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi zarar veren bir konuşmayla kendi kalesine aldı ve oradan el yükselterek anayasal düzende biz bunu ele alalım dedi. Şimdi bütün bu tartışmada baktığımızda İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi tepkili, kızgın. Neden bu problemi bizim başımıza getirdin diye İYİ Parti'nin içinde CHP'ye yönelik ciddi bir sıkıntı var. Bunu hatırlatmak bugün gerekir. CHP ile yine ortak eylem. Sonra ne yapılabilir diye bir süredir birlikte çalışıyorlar. Çünkü bir de iktidar diyor ki biz bunu referanduma taşırız. Siz full destek vermezseniz. Şimdi referanduma taşıması tabii ki iktidar açısından bir avantaj yaratır. Ne yapalım, ne edelim diye bir süredir CHP kendi ekibiyle düşündü. İYİ Parti kendi kadrolarıyla düşündü. İki farklı metin oluşturdular. Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili. Aile düzenlemesiyle ilgili de çocuğun korunmasına, çocuk şiddetine yönelik bir takım eklemeler yapacaklardı ama bildiğim kadarıyla aile düzenlemesini şu anda karşılar. Onunla ilgili bir şey gelmedi. İlk günden beri karşılar, evet. Hayır, bir ara çocuğu korunmasına yönelik bir takım maddeler ekleyerek onu da paketin içine koyacaklardı. Sonra o çıktı. Sonra İYİ Parti ve CHP bir araya geldi, ortak bir metin çıkardılar. Kendi taban hassasiyetlerine gözeterek laiklik ilkesiyle ilgili soru işaretleri oluşturabilir diyerek dini ibaresini çıkardılar. Bir iki başka değişiklik de yaptılar. Ama özellikle şunu yaptılar. Biz başörtüsü sorununa yapıcı yaklaşıyoruz. Biz iktidarın bize tarif ettiği yerde durmuyoruz demek için de bu paketi hazırladılar. Bir iyi niyet beyanı olarak ve bunu götürdüler. Şimdi yani bakalım orta yol bulunacak mı? Eğer bulunmazsa CHP ve İYİ Parti diyor ki biz elimizden geleni yaptık. Biz kendi önerimizi götürdük. Eğer iktidar yapıcı bir yerde dursaydı biz bunu kabul ederdik. Dolayısıyla referanduma da gerek kalmadan çıkardı. Ama bu aşamada şu kadarını söyleyeyim. Çok büyük bir olasılıkla referanduma gitmeyecek. Eğer bir uzlaşı olmazsa. Çünkü o zaman gizli oyda olsa zarfa giderken, oylamaya giderken göstererek gitmeyi vaat ediyor muhalefet milletvekilleri. O yüzden fire olamaz. Hatta şunu söylüyorlar. Biz gizli oy yapmayacağız ama AK Parti'nin içinden sırf eğer biz destek verirsek 400'ün üzerinde çıkacak ama belki AK Parti'nin içinden fire olabilir diye böyle bir şüpheci yaklaşım da var. Ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Altılı masada Saadet Partisi zor durumda kalmaz mı? Çünkü tartışma nereye kilitlendi? Dini inançlar değil, inançlar diyelim. Evet. Çok aslında sembolik, anlamsız bir itiraz. Olabilir tabii, Saadet Partisi'nin durumu zor. Anlamsız bir itiraz. Mantıklı. Yine İYİ Parti kendi seçmenin nezdinde zor durumda kalmayacak mı? Çünkü çıkıp şunu anlatmaları lazım. Yani dini inanç kelimesinin orada varlığı niçin seni rahatsız ediyor? Somut hiçbir gerekçe ortaya ya koyamıyorlar. Diyor ki inanç koymamız yeterli. Ya, dini inanç, çünkü 24. madde anayasa ne? Din vicdan özgürlüğünü düzenleyen maddenin içinde
dini kelimesinin geçmesine niçin itiraz ettiklerini kamuoyuna sağlıklı şekilde anlatma şansları yok. Ve yine dediğim gibi altılı masa kendi kalesine çok yetersiz bulmak hayır, gibi ben yorumluyorlar. Ben bugün o şeyi savunan bir İYİ Partili milletvekiliyle TV100'e bir programdaydım. Şunu söylüyor. Diyor ki dini inanç deyince mesela diyor 5-6 sene sonra diyor burka. Ya da 10 sene sonra yeni bir şey gelir burka demiyor. Hayır diyor başörtüsünü ben bunu dini inanç olarak kabul etmiyorum. Gelenek olarak kabul ediyorum. Onun için seni almıyorum iş yerine diyebilir diye bir mantık yürütüyorlar. Yani CHP'nin içinden yarın öbür gün burkayı da dini inanç diye sokarlar. Aslında evet CHP yani Kemal Bey'in bir muhafazakar kesime açılımı bağlamında başörtüsünü de gündeme getirdi ama Nagihan Hanım'ın söylediği gibi hala maalesef o damar var, orada şey yaptı yani Cumhur İttifakı'ndan büyük bir mesela o yasağa girerseniz yarın biri çıkar yine o eski Kemalist düzenden serkatı bir adam der ki Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü diye bir yasak dediği yok ki önemli. Bu dini olamaz geleneksel deyip yine yasaklayabilir. Mesela özgürlükleri nasıl yorumladığınızla alakalı. Şimdi biz tartıştık. Bu fikir ifade özgürlüğüne bolca atıf yaptık. Benim en büyük eleştirim şuydu. Somutlaştıramıyoruz. Fikir nerede başlar, nerede biter? Sınırlanma koşulları nelerdir? Ve burada sizler teröre karşı sert durmakla birlikte kendi vatandaşına karşı devletlerin özgürlükçü olması lazım. Devlet bireyi dengelenmesinde. Ama Türkiye'de 89'da diyorlar ki tüzükle bir problem olmuş. Bir tüzük çıkarıyor. Diyor ki başörtüsüyle okullara girişte herhangi bir problem olamaz diye. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi öyle bir laiklik yorumlaması yapıyor ki evlere şenlik. Sonra AİHM'e gidiyor. AİHM çok ilginç şekilde. O özgürlükçü AİHM. Türk devletinin ve demokrasinin kendini koruma hakkı vardır diyor. Bir daha da Türkiye ile alakalı hiçbir şekilde öyle bir karar vermiyor. İşte Kavala dosyası gidiyor, Demirtaş gidiyor, terör dosyaları gidiyor. Aynı AİHM hiç Türk devletinin ve demokrasinin kendini koruma yükümlülüğü vardır diye gerekçe oluşturmuyor. Dolayısıyla burada bir zihniyetin değiştiğini ne yapması lazım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma gösteriyor olması noktası da önemli bir şanstı. Belki o çıkışta ama bir şanstı. Ama eğer İYİ Parti böyle anlatıyorsa o çok önemli bir nüans. Evet, şimdi evet ısrarla onu anlattı arkadaşımız. Şimdi ben bu konuda aslında yani İYİ Parti'nin CHP'ye yaklaştığını görüyorum. Yani hatta İYİ Parti'nin bazı konularda CHP'lileştiğini görüyorum. Yani CHP'nin milletin moral değerleriyle sorunlu olduğunu biliyoruz. Kemal Bey onu ne kadar düzeltmeye çalışsa da inandırıcılığı olmuyor. Çünkü Kemal Bey bir şey söylüyor. Özgür oradan çıkıyor. Özgür Özel başka bir şey söylüyor. Kur'an okumaya çağ dışı vesaire. İzmir milletvekili çıkıyor oradan. Namaz kılan subaylara hesap soracağız gibi. Zihniyet değişmemiş Kemal Bey'in bu şeylerine rağmen. Şimdi aslında ben ilk çıktığımda şu kanaati serdetmiştim. Yani buna CHP, İYİ Parti birileri marifet etse de gizli oy olacağı için 400'den fazla oy ile bu geçer. Neden geçer? Çünkü bakınız burada o detaylara hiç millet bakmaz. Başörtüsünü hem meclise getirdi hem ret oyu verdi. CHP topun altında kalır. Aynı şekilde bakın İYİ Parti eğer grup kararı gerçi alınmaz anayasa şeyinde ama böyle açıktan oy vermek gibi bir şeye de başvurmazlarsa ben İYİ Partili milletvekiline en azından başörtüsü konusunda ve aile konusunda başvuracaklar da başvuracaklar ama garantiye almışlar. Aile konusunda da müsbet oy vereceklerini düşünüyor. En azından şeye referanduma gidecek sayı öyle çıkar diye. Fakat başlangıçta HDP olumlu baktı biliyorsunuz. Biz bu düzenlemeyi olumlu karşılıyoruz dedi. CHP kemküm etse de değerlendireceğiz dedi. Ben İYİ Parti'nin muhafazakar yani tabana olan duyarlılığını göz önünde bulundurarak ben 400'den fazla oy ile çıkacağını ve referanduma da ihtiyaç olmayacağını düşündüm. Böyle söyledim hocam affedersiniz. Ama geldiğimiz noktada şimdi hem komisyonu terk etmiş olmaları hem eğer sizin dediğiniz gibi eğer açıktan oy vermek gibi bir yola başvuracaklarsa bakınız Nagihan Hanım yani yazın buraya yazın diyorlar ya. Bakınız ne pahalılık konuşulur, ne İsveç konuşulur. Seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsü ve aile şeyine karşı çıktıkları çok etkileyici, vurucu örneklerle verilir. Ve birinci turda %51-52 falan değil. Daha büyük farkla hem Cumhurbaşkanı kazanır Tayyip Bey hem de Millet Meclisi'nde. Çünkü bu iki konu aslında siz temas ettiniz. CHP hiç girmeseydi bu gündeme gelmeyecekti.
Ama CHP Cumhur İttifakı'nın önüne çok böyle seçimlerde tepe tepe Resulü kullanacağı bir argüman o pusulayı bıraktı. O pusulayı göstermeniz o pusulanın sandığa gireceği anlamına da gelmiyor biliyorsunuz. Evet, tabii içeride de partideki baskıyı kırıp yine kendi vicdanı içeride de değişebilir yani. Tabii. Parti kulislerinden biri yaldırıyor mu? Niçin dün bu tartışmalar yaşandı diye. Yani şimdi daha ne olacağı belli. Onlar biz kendi paketimizi çalıştık diyorlar. Eğer iktidar iyi niyetliyse biz zaten çok fazla değil bir iki hassas noktamızı tabii dile getirdik. Yani bir uzlaşı bulmak dini, istiyorsa dini, iktidar buna dini, olumlu yaklaşıyor. Bize bir dayatmasını bir çıkarmasını istedik eğer diyor. Eğer biz yıkıcı değilse karşı taraf biz zaten başörtüsü düzenlemesine varız. Bu bizim paketimiz diyor. Madem onlar eğer bu işi inada döker kesinlikle biz hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz diyorlarsa zaten referanduma da götürmeyeceğiz ve bu konu gündemden düşecek diyorlar. İşte ha, bu doğru analizmi hiç bilmiyorum. Düşse de referanduma da gitse bu konuda İYİ Parti'nin ve CHP'nin muhalif tavır takınması kendi aleyhlerine olur. Olabilir. Olabilir. Meydanlarda tabii bu çok yani, kullanılabilecek çok bir argüman yani, olur. Evet. Hayat şöyle tecelli ediyor. Tolstoy bir gün askerde bakıyor ki bir subay askeri dövüyor. Kızıyor. Diyor ki sen hiç hayatında İncil okumadın mı? Hmm. O da diyor ki sen hiç ordu tarihnamesi okumadın mı? Yani bazen bırakınız dini kitaplarda ne yazıldığını insanlar... Abi seçim meydanları bu konuda veriyor. Bakınız evet. CHP ve İYİ Parti hayır oyu versinler hangi gerekçeyle olursa olsun seçim meydanlarında sadece bunlar tabii konuşulacak. Çok uzak bir konu. Evet. Her açıdan evet. Muhalefet açısından dezavantaj. Muhalefet burayı eğer kapatmak istiyorsa... Oy vererek 400 oyla bu meseleyi kapatırlar. Mesele evet. Kapanır. Evet. Toplumu daha fazla yormamak lazım bu evet. Konularla ilgili. Yani İYİ Parti'nin o gerekçesi dini inançlar kabul edilebilir. Dini inanç kelimesi kalır, ek yapılır ve kişisel tercihleri dolayısıyla başını örtmesi veya açması engel olamaz diye değiştirilebilir. Evet, Cumhur İttifakı'nın da tabii ki burada muhalefetin bu kaygılarını da genel kurulda dikkate alması lazım. Ama iktidar derse ki bu elverişli bir konu. CHP yine benim tuzağıma düştü. Ben de bunu alırım. Seçimlere 3 ay kalmış. Çünkü İYİ Parti'nin bu gerekçesini biz hukukçuyuz. Aa falan deriz ama Anadolu'da nasıl yargılanır? Seçim dilinde kullanılır. Dolayısıyla muhalefetin bu tuzaklara düşmüyor olması lazım. Yine biraz önceki cümleye geldik. Muhalefet ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Ve hala da yanlışlar yapmaya devam ediyor. Dini inançlar kısmıyla alakalı oldu ki ikna edemez Cumhur İttifakı kanadına. O haliyle o metne okey vermesi, evet vermesi lazım. Bunu anlatamazlar Anadolu'da. Zaten Ahmet Davutoğlu özellikle bu konuda çok hassas. Bütün partileri hiç başından itibaren geziyordu. Muhakkak biz bunu kabul edelim. Seçim malzemesi haline getirmeyelim. Evet. Anlatamazlar. Çok büyük de Anadolu'da etkisi olur. Bu anayasada şimdi 24. maddeye bu ibare eklenecek. Gerekli miydi? Hayır gerekli değildi. Temel hak ve hürriyetler nasıl sınırlandırılabileceği kanunda çok anayasada çok açık olarak belirtilmiş. Ama ve lakin biraz önce ilk cümlede sarf ettim. Türkiye burası. Birileri alıyor bir yerden yorumluyor. Yorumlayıp bir işte. Mahkeme kararı haline geldiğinde de maalesef yapabilecek bir şey kalmıyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi laikliği bir hukuk sopası gibi kullandı. Ne üzerinde? İnançlar üzerinde kullandı. Bunları yaşadık. Şimdi yani gerekli değil ama zararı olmaz bence. Yani bakın bak bir madde öngörüyoruz. O maddeden bile birileri eğer art niyetliyse bunu bir temel hak ve hürriyet olarak görmüyorsa bir bahane bulur ve yine bununla ilgili bir yasak getirebilir. Çok net. 41. madde ile alakalı Türkiye'de bir cinsiyet toplum projesi ve aileye yönelik bir saldırı oldu. Yani insanlar biyolojik anne babasıyla yaşamak zorunda değil. Tercih ettiği ailede de çocuklar yaşayabilir. Ergenlik çağına geldiklerinde de kendi cinsel tercihlerine karar versinler. Cinsel kimliklerine... Hiç bunlarla ilgisi yok ki 41. maddenin. 41. maddeye dokunmak kadar mantıksız bir şey yok. Var. Onu da Türkiye'de fikir babası benim. İstanbul Sözleşmesi'nde böyle yediler. Şöyle. Anayasada eşler arası der. Israrla biz bunu dedik ki aile bir karı ve bir erkek bir kadından oluşan dar yapıdır. Bunu peki boşanmış aileler artık aile olmayacak mı mesela? Yani. 2011'de tek ebeveynli aile ne diyeceğiz? Aile tarifi bizim ne 21 anayasasında vardı, ne 24'te, ne 60'da, ne 82'de aile tanımı yoktu. Çünkü aile biliniyordu toplumumuzda, aile kadın erkekten oluşuyordu. Ama 2011'de bu AB uyumasaları şeyinde illa eşler dendi. O zaman MHP ve Fazilet Partisi üyeleri hayır burayı yine karı koca diye yapalım diye ısrar ettiler komisyonda. Anlaşmazlık çıktı. Başbakan ağırlığını koydu Bülent Bey ve eşler olarak geçti.
Onun için. Resul Bey, bunun ne zararı var? Türkiye'de eşcinsel evlilik diye bir gündemimiz mi var ki? Olmaz. Öyle bir sosyolojik gerçek mi? Bu yönde çok yoğun. Öyle bir talep mi var? Talepler var tabii. Aa, benim hiç haberim yok. Evlilere konu edilme ihtimalleri var. Daha geçen de bir düğün şeyi yayınlandı. Çocukların manevi bütünlüğünü korumak, üstün yararını korumak için getiriyoruz. Evlilik dışı ilişkiye zorlamak gibi bir şey oluyor tabii. Dediğiniz diyelim var. Rol modeli olmasına itiraz ediliyor. Linçlerin olmasına diğer tarafı itiraz ediliyor. Burada yani bu Türk ailesini koruma açısından bence aile tanımı bence de gerekli. Zaten şeyde kanunda var galiba değil mi? Ama anayasaya koyulması da işte bu LGBT'lerle eşcinselliği teşvik etmek, işte popülerize etmek bunlar teşvik, elbette yanlış. Teşvik ama bir eşcinsel değil, de anayasada aileyi, bu yasakmış ben cinsel tercihimi değiştireyim mi diyecek? Aileyi koruma bağlamında önemli çünkü binlerce insan sokaklara çıkıp biz neyiz diyerek şeylerle ve buraya sığınıyorlar. Dolayısıyla yani ha bu olmasa olur mu? Olmasa da olur. Yani gereksiz yok. Ama şu an böyle yani bir tartışma yok. Başörtüsü meselesini CHP zaten getirdi. Yani evet, başörtüsü meselesine diyecek bir şey yok. Ama bu 41. maddenin neden gerekli olduğunu ben hiç anlamadım. O gerekli bence. Aileyi koruma açısından gerekli. Yani böyle bir konumuz yoktu ki. Yani eşcinseller evlilik talebini bırakıp sokağa çıkamıyorlar ki kaç yıl. Dünyada ben şu anlatayım niye olduğunu. Çıkamıyor, gösterileri yasak oluyor. Cinsiyetsiz toplum projesini savunan hukukçuların argümanı şuydu. Anayasa 41 buna müsaade ediyor. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme buna müsaade ediyor. İlk atıf yaptıkları şey Anayasa 41'deki bir kadın bir erkek tarifi yok, eş kavramı var. Tabii. Yani iki erkek iki kadından da eş kavramı oluşabilir diye. Hukukçular bunu savunduklarında baktık ki Türk hukuk sistemi cidden bir boşluk verebilir. Bunun değişmesi lazım. Gereklilik noktası burasıydı. Türkiye'de bizim bir anayasa konusu var aslında muhalefetin çokça dile getirdiği. İşte gazeteci tutuklandı. Ya hakaret ettiği için insan mı tutuklanır? Bunları tartışamadık. Ben yıllarca televizyonlarda dedim ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiysek Türk Ceza Kanunu 299 hala niye var? Yani Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu. Cumhurbaşkanı artık taraflı ve partili bir cumhurbaşkanı olduğunda o akil siyaset üstü devlet başkanı sıfatı için konulmuş bu madde boşa düşüyordu. Bizim anayasamız hala kendisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ruhu parlamenter sisteme uygun şekilde devam ediyor. Ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanı hakaret bana diyorlar ki o zaman Cumhurbaşkanı hakaret serbest mi olmalı? Elbette ki olmamalı ama TCK 125 orada bu ihtiyacı karşılayabilecek bir ek madde yeterliydi. Bir çifte standart vardı. Ana Muhalefet Partisi lideri Sayın Erdoğan'a bir hakarette bulunduğunda değil mi? Milletvekilliği dokunulmazlığı sadece mecliste kaldırılabilirken Sayın Erdoğan bununla ilgili hiçbir sorumluluğu yok. Halbuki ikisi de eşit iktidar mücadelesi veren partilerin genel başkanları. Bunu hiç gündeme getirmedi. Muhalefet sorumluluk alıp masaya oturmak istemedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oyuyla gündeme geldi. Ama bir takım problemleri var. Örneğin uluslararası sözleşmelerden Cumhurbaşkanının çıkıyor olması bir problemdi. Milliyetçi Hareket Partisi ilk yerinde de tekrar usulde paralellik gereği çıkarken de meclisin onayına sunalım. Muhalefet ortada yok. Yüksek yargı organlarının atamasında Cumhurbaşkanı'nın orantısız bir yetkisi var. Gelin bunun bir kısmını meclise devredelim. Muhalefet ortada yok. Liyakat kurumu kuralım dedi Milliyetçi Hareket Partisi. Gelin dedi. Liyakatla ilgili eleştirileriniz var. Liyakat kurumu kamu alımları denetlesin. Kim nasıl alınmış? Yani Ankara'da bunlar bugün... Bunlar çok iyi önerilerdi. Evet. Meral Akşener'in bugün belki de o kadar Twitter başlığı, sosyal medya, popülist başlığı içinde temas ettiği Diyarbakır'da en önemli konu. Ya Ankara'da tanıdığı olmadığı için hak ettikleri kamu hizmetine giremeyen çocukların meselesi. Hepimizin ortak meselesi. Yani bugün AK Parti iktidarında CHP'li bir ailenin çocuğu hakimlik savcılıktan 95 alıp niye elendi? 72 puan almış AK Parti'ye yakın çocuk ya da MHP'ye yakın çocuk. Liyakatıyla, hakkıyla mı girdi? Bunları elbette ki tartışacağız. Adalet test edeceğiz. Yine hukuk. Bu dönemle ilgili eleştirilerimiz. İşte muhaliflere karşı çok cesur, iktidar ve iktidarı savunanlara karşı son derece korkak bir yargı düzeni. Elbette ki sürdürülemez. Bunlar önemli, anlamlı başlıklar. Bu önemli ve anlamlı başlıkları muhalefet dile getirdikten sonra hadi buyurun gelin anayasayı düzeltelim. Yok diyor. Ben diyor parlamenter sisteme geçeceğim. Geçemezsen bu anayasayı Türkiye hak ediyor mu? Bakın Ufuk Hocam çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de örneğin temel hak ve hürriyetleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir anayasada sayılanlar, bir de isimsiz hak ve özgürlükler vardır. Her hak ve özgürlüğü anayasa alıp da burada tanımlayamaz. Negatif haklar, pozitif haklar öyle gibi. Diyor tabii. Yani şu fincanda su içmek bile bir haktır.
bir özgürlüktür. Bugün Türkiye'de anayasada zikredilmemiş temel hak ve hürriyetleri anayasaya göre sınırlandırmak mümkün değil. Çünkü eskiden şöyleydi bizim, 9 tahtiyedi gerekçemiz vardı anayasa 13'te. Şu gerekçelerle bütün temel hak ve hürriyetler şu usulle sınırlandırılabilir diyorduk. Çok tuhaf bir değişiklik yapıldı 2012'de. Bu 9 tahtiyedi sebep kaldırıldı. Anayasada önce temel hak ve hürriyet tanımlanıyor, altına da şu gerekçelerle sınırlandırılabilir diyor. Bizler örneğin pandemi süresince seyahat özgürlüğünü kısıtladık. Ama örneğin pandemi maddesi anayasa 23'te şey yok. Kamu sağlığı gerekçesiyle bu hak sınırlanabilir cümlesi yoktu. Anayasaya aykırı davrandık. Ya da burada sayılmamış hiçbir hak ve özgürlüğü sınırlandırma yetkisi yok şu an. Kanunla, ne meclisin ne yürütme organının. Bu anayasa ruhu parlamenter sistemde, kendisi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Ruh ve mana bütünlüğü yok. Kelime bütünlüğü bile yok. Bir yerde özgürlük diyor, bir yerde hürriyet diyor. Siyaset kurmuş da maalesef. Bugün bir siyasiyi dinlerken önce partimizin ve ülkemizin menfaatlerine göre hareket ediyoruz diye bir cümle çıktı aslında. Türkiye'de siyasi partiler maalesef. Milliyetçi Hareket Partisi'nde en çok övdüğüm, ben bu partiye mensup olduğum için söylemiyorum ya da yakın olduğum için. Önce ülkem manşeti çok önemli bir başlıktır. Maalesef siyasi parti kanunlarının değişmesi lazım. Türkiye demokrasinin tam tesis edilebilmesi için, halkın yönetime ortak olabilmesi için önce siyasi partiler kanunun değişmesi lazım. Siyasi partiler kanunu değiştiğinde o zaman etkin bir yasama görevinden bahsedeceğiz. İşte kendi özgür ağırlığıyla oraya gelebilmiş. Seçim yasasını evet. Bizim evet. Önümüz bu yoksa talep. Yoksa bu partilere kalırsa hocam her dönem birinin bir bahanesi ve menfaati olduğu için Türkiye'ye bu anayasayı bizim layık görmeye devam eden düzen devam edecek. Bizim önümüz bu taleplerle geçti. Son anladık ki seçim yasası ve siyasi partiler yasasını değiştirecekler. Zaten bu yasa sayesinde bu menfaat imtiyazlarını asla değiştirmek istemeyen kişiler, böyle bir kilitlenme var. Yani demin söylediğiniz aile meselesiyle ilgili yakın döneme kadar Akdeniz dalgası içinde boşanma oranlarının en düşük olduğu yer zaten Türkiye'ydi. Biraz iktisadi krizlerle aile içi krizler arasındaki bağlantıyı da görmek lazım. Ya da bu LGBTİ meselesinde radikal hareketler zaten evlilik kurumunun kendisine itiraz ediyorlar. Rahmetli eski Küba Büyükelçisi arkadaşım da ona takılırdım. Küba'da da bir aile yasası var. Ya bu engelsin ailenin özel mülkiyet devletin kökünde başka şey yazıyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ah, Castro en büyük eşcinsel düşmanıydı. Evet işte o da yani değişecek derdi. Ya biz şeye usule tabii çok takılıyoruz. Ben meclise geldiğimde baktım yemin. Meclis araştırma şeyini sordum. Hangi ülkelerde? Bu çoğu ülkede bir kağıdı imzalıyorsun gidiyor. Böyle bir yemin ritüelleri falan. Ya da ne bileyim soru önergesi hayır, veriyorsun. Bizdeki yemin metni de şeyi zaten çok kötü. Soru önergesi veriyorsun. Yanıt gelmediğinde ne yapılacağına dair, ne olacağına dair bir hüküm yok. İş tüzüğümüzü değiştiremedik. Yani dediğiniz gibi bunları değiştirecek insanlar buradan nemalanıyorlar yani. Türkiye'nin açması büyük ölçüde bu. Ben sevgili Ecevit'le konuşurken derdi ki ben barajların düşmesinden yanayım ama CHP istemiyor. Gülerek böyle anlatırdı falan. Bu böyle yani maalesef buralarda işte bir konsensüs sağlayabiliriz. 15-20 dakika bir NATO meselesine de değinelim isterseniz. Sizinle mi başlayalım? Nasıldı? Kim en son konuştu? Fark etmez nasıl isterseniz. 5'er dakikamız var. Hoca'yla devam edelim. NATO. Ya bu NATO benim için sıkıntılı bir konu. Hayatım boyunca NATO'yu eleştiren bir kişi olarak oturup da şimdi NATO'nun genişlemesi üzerine kanaat beyan etmek istemem. Ama tabii ki Kur'an-ı Kerim'le ilgili meseleye baktığınızda bunun bir ifade özgürlüğü gibi tartışılması tuhafıma gidiyor. Çünkü kitap yakma benim açımdan Nazizmin toplu kitap yakma seanslarıdır. Yani herkesin her inanca, inançsızlığa, her şeye, her tercihe saygı duyması gerekir. Aslında John Stuart Mill bunu çok iyi anlatır. Yani yangın var demekle sinema salonunda yangın var diye bağırmak arasındaki farkı anlatır. Ya da işte stokçu karşı yazı yazmakla bir stokçunun elinde kızgın kitleye o stokçu burada oturuyor cümlesi ifade özgürlüğüne girmez. Ya da işte yani bunlar çoğaltılabilir. O yüzden yani burada buna dikkat etmek gerekiyor ama ben gösterilen tepkiye karşın İsveç'in bir geri adım atacağı ve müzakere süreçlerinin de devam edeceği kanaatindeyim. İsveç NATO'ya mı girmek istemiyor?
Hayır, bu eylemi yapanın Putin yanlısı olması gibi provokasyonu açık bir ortam olmasına karşı NATO Genel Sekreteri de dahil olmak üzere, ki onun da geçmişinde bir İslamofobik bir şey var, arka plan var. Yani bu buradan gelen bir kilitlenme, bunun tabii ki kabul edilebilir bir yanı yok. Ya da işte hani ülkenin cumhurbaşkanını ayağından asma falan. Bunlar siyasi vandalizme giriyor. Yani sen idam cezasına karşısın, idamı savunuyorsun bir başkasının. Oradan baktığınızda burada bir çifte standart çok açık. Ama hep söylenir hani büyük balığın özgürlüğü küçük balıkların ölümüyle sonuçlanır diye. Bu küresel eşitsizlik buna alışmış. Yani buna tabii ki güçlü bir sesle itiraz etmek lazım ama... Türkiye NATO'dan çıkar mı hocam? Hayır, böyle bir şey olacak. Zorlarlar mı Türkiye'yi NATO'dan çıkmaya? Yani Türkiye'de anladığım kadarıyla yani devlet aklı stratejik olarak bunu yanlış buluyor. Hı-hı. Sonuna kadar orada olmak, 28 Şubat sürecinde gördüğümüz, 12 Eylül'de 15 Temmuz'da gördüğümüz Doğu-Batı çelişkisi bitti, Kuzey-Güney çelişkisi başladı şeklinde. Biz hani 28 Şubat'ta karşıydık ama arkadaşlarımızı yolladık briefinglerde ne konuşuluyor diye. Şey, açıkça orada generaller NATO konseptini değiştirdi. Buna bağlı olarak biz de konseptimizi değiştirdik diye 28 Şubat'ı öyle izah ediyorlardı briefinglerde. Bu maalesef yani siyaseten biz hani emperyalizme, küresel hegemonyaya karşı tutum alacaksak buradan eleştirel tutum almalıyız. Ama şeyle ilgili yani Türkiye'deki İncirlik üssü de dahil olmak üzere başbakanlık kararlarına itiraz edip bir oyla Danıştay'da döndüğümüz zaman ya da İncirlik'e oraya buraya eyleme gittiğimizde arkamıza döndüğümüzde kimseyi göremiyorduk. Tesadüfen bir gün Amerikan Büyükelçisi'yle bir yerde karşılaştım. Dedim Türkiye'deki bütün bu anti-NATO, anti-Amerikan eylemleri örgütlüyoruz ama merak etmeyin 3000 kişiden fazla kimseyi toparlayamıyoruz diye. O da güldü. Çünkü yani İtalya'daki gibi, Avrupa'daki gibi o kitlesel tepkiler de olmuyor. Hı. Bir tek şey işte bu Kuzey'den Irak müdahalesinde ilk defa öyle bir çok geniş bir Türkiye'nin savaşa girmemesi yönde bir eylem olmuş. O çok hakikaten önemli, tezkerede. Onun dışında maalesef biraz tribünlere seslenmeyle sınırlı kalıyor bu işler. 3 gün sonra unutuluyor, gidiliyor. Ama bunu ben ifade özgürlüğünün bir parçası olarak görmek yanlısı değil. Resul abi sen ne dersin? Ya şimdi tabii kitap yakmak, Ufuk Hoca'nın söylediği gibi sadece kitap yakmak yanlış bir şeydir ama siz yani 2 milyara yakın bir topluluğun mukaddes kitabını yaktığınız zaman bunun adı ne özgürlüktür? Bu tam bir nefret suçudur. Barbarlık. Bu vandalizmdir, bu barbarlıktır. Fakat burada garip olan Avrupa'da bu tür insanlar çok. Çok insanlar var. Fakat burada garip olan bir gün önceden bu adam hükümete müracaat ediyor emniyette. Emniyet izin veriyor. Artı ertesi gün eylemde de polis etrafını sarıp bu eylemi koruyor, kolluyor. Buradan yani sonuç itibariyle evet İsveç NATO'ya girmek istemiyor sonucu çok rahatlıkla çıkar. Çünkü başbakan da çıktı. Yani bu fikir özgürlüğü benim onayladığım anlamına gelmez. Ben de kınıyorum dedi ama yani siz bunun bu siyasi sonuçlarını görmeyecek kadar şeyden, öngörüden yoksun musunuz? İzin veriyorsunuz. Hadi izin verdiniz polis korumasına, orada bir de karşı grup olabilirdi, yakmasına müsaade edilmeyebilirdi mesela. Güya şiddete engel oluyorlar ama asıl dünya çapında bence şiddeti tahrik ediyorlar. Bütün Müslümanları bu tür eylemlere karşı eylem yapmaya tahrik ediyorlar. Bu aslında sosyal barışı da, dinler arasında, toplumlar arasındaki hoşgörüye de, hoşgörünün altına da konmuş bir dinamikten farksız. Fakat ben burada söylediğim gibi Avrupa'da sadece bu balıdan mıdır, nedir bu adam yok ki. Ertesi gün Hollanda'da başladılar aynı şeyi. Fransa'da var, Belçika'da var, İngiltere ama bunlar münferit eylemler olarak kalıyor. Birçoğu insan da ciddiye de almıyor. Ama siz adam bir gün önce ben Kur'an yakacağım diye izin istiyorsa
Buna siz izin veriyorsanız, bunu bir de güvenliğini sağlıyorsanız, ya bu kusura bakmayın, bu siyasi sonucu bence bunu Putin'e de vaat ediyorlar. Tabii bu eylemi yaptıran bir gazeteci, masraflarını karşılayan bir gazeteci ve o gazetecinin... Gerçi o gazeteci sonra Ukrayna tarafını tuttu. O gazetecinin de işte Rusya yanlısı olduğunu, Putin'in adamı olduğunu söyledi. Dolayısıyla Putin İsveç'in NATO'ya girmesini engellemek için böyle bir şey... İsveç'te konuyu Türkiye'ye ihale edip... Evet. Rusya'da kınayan bir açıklama yayınladı ama evet. Şimdi ya siyaseten zaten bu açıklamalar tabii çok şey değil. Önemli olan olayın vuku buluş şekli. Ama Avrupa'da evet, radikal sağ yükselmiş, İslamofobinin yükselmesine yönelik bir vasat da var. Yani uygun bir iklim var. Var. İtalya Başbakanı sağ, zaten Meloni aşırı radikal sağ. Radikal sağ zaten yükseliyor. Hollanda'nın Rutte'si az İslam düşmanı mıdır yani başbakanı? Şimdi dolayısıyla bu olay yani münferit bir olay değil. Devletin izniyle yapılmış bir olay. Bence sonuçlarına da katlanacak. Bu zaten şimdilik kapatıldı. İleride açılır mı? Elbette devletler arası bu dosya ileride sular durulunca şey yapınca belki açılır ama artık yani kısa sürede de ben açılmayacağı kanaatindeyim. Sadece Finlandiya'nın işte ya İsveç olmadan da biz girebiliriz diye bir şey var. O nasıl değerlendirilecek onu da bilemiyoruz ama burada hem batıda bu radikal sağın yükselişi, fanatizmin yükselişi ve Batı'nın bu konuda İslam'a ve Müslümanlara karşı İslam'a fobiyi adeta desteklercesine tavır takınması Batı'nın bence siyasi körlüğünün de bir işareti olsa gerek. Evet. Ya top atmadan şunu söyledim. İsveç'ten girmek istemiyor. Türkiye'ye zaten böyle bir eylem sonrası asla ve asla bunu onay vermez. Kendi kamuoyuna bunu anlatamaz. Bunları bildikleri için İsveç böyle bir eyleme müsaade ediyor. Rusya ile el altından pazarlıklar yürütüyor. Buraya da dönüp diyor ki NATO demek Amerika demek. Gördün mü diyor, Türkiye'nin yüzünden giremedim ben. Ve Finlandiya da çok manidar şekilde aynı dönemde diyor ki biz tek başımıza girmeyi diyor değerlendirmemiz lazım diyor. Satıyor. O yüzden sordum. İsveç NATO'ya girmek istiyor mu istemiyor mu? Şimdi yani ben bu kadar yani niyet okuyamam. Hı-hı. Ben elimdekiler üzerinden hı-hı yorum yapabilirim. Burada çok ciddi açmazlar var. Elbette Resul Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bu apaçık, Ufuk Hoca'nın söylediklerine. Bu apaçık bir nefret suçu. Bu global çapta şiddeti körükleyecek bir olay. Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü çerçevesinde yorumlanamaz. Fevkalade yanlış. Şimdi burada bir iki şeyi ama hatırlatmak isterim. Yani aması yok bu yapılanın. Korkunç bir şey ama şu. Şimdi İsveç dünyada ifade özgürlüğünün en geniş tanımlandığı ülkelerden biri. Hatta en eski yani yasaların atası 1700'lere İsveç'e dayanıyor. Ve iki temel nokta var. Şeffaflık ve bilgi edinme yasası İsveç'te çok köklü. Ve anayasada da ifade özgürlüğü hiçbir istisna olmadan çok geniş tanımlanıyor. Tek bir istisna var. Hate speech, nefret söylemi. Ve bu apaçık bir şekilde nefret söylemine giriyor. Dolayısıyla aslında... dünyanın en özgürlükçü anayasalarından birine sahip olan İsveç Anayasası'nda bile Paludan'ın yaptığı eylem anayasal değil. Yasal değil. Öte yandan şu da var. Aynı İsveç anayasada nefret söylemi ifade özgürlüğü sınırlarının dışındadır demesine rağmen bir şiddet olayı baş göstermedikçe emniyet kuvvetlerine yasal olarak müdahale etme zemini vermiyor. Yani şimdi elbette Türkiye'ye yönelik burada bir niyet var. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Dünya yalnızca Türkiye'nin etrafına dönmüyor. Bu faşist Paludan aynı eylemi sistematik olarak yapıyor. Geçtiğimiz Nisan'da mesela birkaç yerinde birden İsveç'in yine Kur'an yakma provokasyonu yaptı. Orada da hani diyorsunuz ya bir gün önce nasıl izin vermiş. Orada da aynı eyleme yine İsveç polisi izin vermiş. İsveç polisinin elinde kanuni olarak böyle bir eyleme destek vermeme aracı yok. Ve geçtiğimiz Nisan'da bu olay Kur'an yakma hadisesinden sonra Linköping'de filan İsveç'in birçok yerinde çok ciddi olaylar çıktı. O zaman polis müdahale etti. Hatta 10 mu 20 mi vatandaş yaralandı, 3 polis yaralandı. Yani polis bir şiddet baş gösterdiğinde olaya müdahale edebiliyor İsveç yasalarına göre. Ama eğer ortada yani mesela o hadise olurken etrafını polis yasal olarak onu şiddetten korumak için çevirmek zorunda. Ama polis bariyerini de aşıp eğer orada fiziksel bir saldırı olursa polis onu engellemekle yükümlü. Daha ötesini yapamıyor. Doğru mu bu? Bence yanlış. Sadece bence değil. İsveç'te birçok aydın, birçok
gazeteci bu muk tartıştı. Özellikle geçen sene çok tartışıldı. Bu kanunları değiştirmemiz lazım. Bu kanunlar anayasaya aykırı diye ama bir sonuç alınamadı. Dolayısıyla şu anda İsveç hükümeti Türkiye bizim NATO üyeliğimizi engellesin, ortada kriz çıksın filan diye böyle bir şey yapmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Elinde kanuni bir dayanak sözünü unutma, olmadığı için sözünü yapıyor. Unutma. Bu eylemi özellikle Türk Büyükelçiliği'nin doğru. önünde yapıyor. Hayır, doğru. Niye Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın yahut Mısır'ın önünde yapmıyor? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yapmıyor. Resul Bey, kesinlikle Palu'dan burada İsveç'i zor duruma sokmak istiyor. İsveç hükümetine yönelik de yapıyor bunu. Yani burada elbette Türkiye buna tepki göstersin, herkes ayağa kalksın ve İsveç'in NATO üyeliği sıkıntıya düşsün diye apaçık bir şekilde yapıyor. Ama İsveç'in bir hukuk devleti olarak İsveç'in kanunları devlete, başbakana bu eylemi engelleme yetkisi vermiyor. İzin yani izin vermeme de yetkisi bu doğru mi? Olduğu için söylemiyorum. İsveç yasaları bu çok ciddi. Öyle tamam bir tartışma izin vermeyebilirdi. Bakın izin vermeyebilirdi. Öyle bir hakkı yok. Olur mu? Öyle bir hakkı yok. Hı. Neden yok? İçeriği ne olursa olsun her türlü gösteriyi bakın anayasayla çelişmesine rağmen çünkü anayasa hate speech nefret söylemi. El-Kaide orada bir gösteri yapacak olabilir. Olsa izin bak, verse. O zaman bilmiyorum. Bak bunların hepsi. Taliban PKK'ya verip de ötekine vermemek doğru, de olur. PKK da çok çirkin bir eylem. Bak bunların hepsi tartışma konusu ama deniyor ki anayasada bu tanımlanmamış olsa da yasal dayanak yok elimizde buna müdahale edecek. Söylem, nefret söylemi dediniz ya söylem yok, fikir yok. Tabii. Fikir var, nefret eylemi var. Nefret suçu var. Apaçık bir şekilde. Yani bakın İsveç'i savunduğum falan zannedemez. Aksine lanetliyorum. Korkunç bütün dünyayı, dünya barışını tehdit eden eylemler bunlar. Çok evet. çirkin eylemler. Ama iş öyle bir noktaya gelmiş ki İsveç'te size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Geçenlerde bakarken tesadüfen rastladım. Şimdi Mısır'dan, Mısır darbesinden sonra kaçmış bir göçmen, Mısırlı bir göçmen. Anladığım kadarıyla ateist bir Mısırlı. Şimdi göçmenlik başvurusu yapıyor belli aralıklarla. En son başvuruyu İsveç otoriteleri kabul etmiyorlar. Onu sınır dışı edecekler, Mısır'a geri gönderecekler. Ne yapayım, ne yapayım düşünüyor. Benim Mısır'a değil, Mısır'a gitmek istemiyorum, İsveç'te kalmak istiyorum diyor ve Kur'an-ı Kerim yakıyor. Mısırlı göçmen. Ve gidiyor diyor ki bakın ben Kur'an-ı Kerim yaktım. Burası bir hukuk devleti, özgürlükçü devlet diyor. Ama diyor beni göndereceğiniz yer antidemokratik. Ben bir Kur'an yakmış Mısırlı olarak orada yaşayamam diyor. Ve bunun üzerine göçmenlik başvurusu kabul ediliyor. Hı. Yani bu kadar. Ve bunun üzerine de çok tartışma yapıldı İsveç'te. İfade özgürlüğü nerede başlar, nerede biter? Yani İslamofobinin bu noktaya gelmesi bence son derece tehlikeli ve üzücü. Yani bir yandan hem genel olarak anti göçmen hareketi yükselmesi. Çifte standartlı yani bunlar kendileri için özgürlük var. Söylediğim gibi yarın Kaide gidip orada bir dilekçe verse ben Amerika Büyükelçiliğin önünde Amerika bayrağı yakacağım diye izin verirler şimdi mi? Bu çok önemli vermezler. Bir soru. İzin verirler mi vermezler? Orada da yasal dayanak buna izin vermesini söylüyor. Ama i̇şte verirler mi vermezler mi? Bayrak yakmaya maalesef izin veriyorlar. Hayır. Orada. Kaideye vermezler. Hocam, Amerikan bayrağını da, Amerikan bayrağını da yakamazlar sanmıyorum. Evet. Dedim ya işte adalete sadece zayıfların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu arada NATO ile ilgili de ben iki şey söyleyeyim. Yani ben NATO'nun Türkiye için çok önemli bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani emperyalistlerin kontrolü vesaire bu argümanlar doğru ama Türkiye NATO'nun dışında olsa da bu defa Rusya'nın emperyalizmin kucağına düşecek. Ukrayna'ya olanları görüyoruz. Ben de bir cümle NATO ile ilgili söyleyeyim. Ben evet Türkiye NATO'da bir takım kazanımları, faydaları var. Çıkmaması lazım ama NATO Türkiye'nin kesinlikle dostu değil. Türkiye'nin dostu hiç olmadı. Türkiye'de ona göre... İçeride olmak kötü, dışarıda olmak daha mı kötü? Evet. Öyle... Yani İnönü'nün dediği gibi şeylerle, büyük devletlerle yatağa girdiğinizde büyük ayı gibidir o. Hep uyanık kalmanız lazım. Ben ne de olmuyor, sensiz de olmuyor dedim. Ben de madem hukuki olarak özür dilerim. Bitmiş miydi cümleniz abi? Bizde çok tartışılan o somut ve soyut tehlike suçları var. Çok tartışılır. Ya burada ne oldu ki bu cümleden dolayı nasıl kamu düzeni bozuldu veya nasıl kamu düzeninin bozulma tehlikesi yaşadık diye. Bu tehlike suçları Alman hukukundan Türk hukukuna gelmiştir. Aslında İsveç'te bütün hukuk düzenlerinde şu vardır. Kamu düzeni ve kamu yararı gerekçesiyle temel hak ve hürriyetler ne yapılabilir? Kısıtlanabilir. Burada o yüzden biz şunu sorduk. İsveç'in devletinin âli menfaatleri içinde Türkiye'nin onayına muhtaç olduğu bir dönemde Rus tehdidini çok şiddetli hissettiği bir dönemde bir kutsal kitabın yakılmasının
Türkiye'm de Türk konsolosluğunun önünde yakılmasının bu amaçlarını İsveç devletinin ve İsveç halkının âli menfaatlerini tehlikeye atabileceğini öngörmediler mi? Bu durumda artık hangi temel hak ve hürriyetten bahsedebilir? Devlet der ki kamu düzeni, kamu yararı, devletin âli menfaatleri, ben sana bu eylemi yaptıramam. Bu eylemdeki senin amacın kalkıp Türkiye'nin nezdinde sadece benim üyeliğimi zora bırakmak harici verebileceğim bir mesaj da yok. Başka bir devletin âli menfaatine bunu yapıyorsun. Başka devlet ne? Rusya. Rusya'nın emelleri için bunu yapıyorsun. İşte tam da burada soyut ve somut tehlike suçu dediğimiz kavram devreye girer. Tam da burada iyi bir röportaj kokusu alıyorum. Tam şimdi İsveç Başbakanı'na bunları sormak tabii lazım. Şimdi mesela El-Kaide gelse yaptırır mısın? Çok önemli bunlar. Bakınız Sivas'ta insanlar toplandılar değil mi otelin önünde? Demokrasimizin kara lekesi bir olay yaşandı. Bu mantıkla şey diyecektik. Ya o toplandıklarında o insanların aradan bir provokatör, bir manipülatörün kışkırtmasıyla o oteli yaktıklarını biliyoruz değil mi? O zaman şey mi diyeceğiz? Ya insanlar orada toplanabilir. En doğal hakları, toplantı gösteri hakkı var. Aziz nesli protesto etme hakları var. Ama kamu düzeni şöyle girer, şöyle düşünür. Evet bunların bu hakkı var ama... İşte onlar diyor kamu düzeni bozulduğu an müdahale edebiliriz. Bu eylem diyor burada... Hayır işte somut tehlike suçu şu. Kamu öngörür bunun sonuçlarını. Der ki burada büyük risk var. Ben bu riski öngöremem diyor. Güvenlikçi devlet birey ilişkileri, güvenlik özgürlük dengeleri... Bakın İsveç'in başına nasıl bela oldu. Dolayısıyla bütün dünyada tartışmalı bu. Devlet güvenlik dengeleri, somut tehlike suçunun ne kadar önemli bir suç tipi olduğunu, elbette kötüye kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama önemli bir suç tipi olduğunu görüyoruz burada. 68 ODTÜ'sünde Amerikan Büyükelçisi'nin arabasını yaktılar ya, bunu herkes bu kadarını bilir. Sonra ne oldu? Sonra davada Amerikan Büyükelçisi'ne sordular. Bu sizin açınızdan yakın bir tehdit miydi? Değildi dediler ve salındılar. Davanın sonucu öyle biter. Amerika orada deseydi ki evet bu benim açımdan bir şeydi, tehditti, tehlikeydi. Kanun tanımlaması evet. Yakın ve güncel bir tehdit oluşturma evet. ihtimali. Suç onu cezalandırır kanun. NATO ile alakalı da elbette ki NATO çift kutuplu dünyada önemliydi. Nagihan ifade etti. Burada da evet Amerikan emperyalizmi vardı ama hemen yana başımızda bize ideoloji, rejim ithal etmeye kalkan topraklarımızda da kök tutmaya müsait bir Rus emperyalizmi tehdidi vardı. Türkiye o dönem içinde NATO güvenlik şemsiyesi açısından çok önemli bir güvenlik kurumuydu ama 91'den sonra Rusya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ve Türkiye bir hedef koymuş. Diyor ki ben diyor merkez ülke olacağım diyor. Yani buradan bir medeniyet daha diyor başını kaldırmaya başladı. Aslında Amerika hep Türkiye'yi ne diye gördü? Rusya'ya karşı bir karakol gibi gördü. Ama Amerika'nın daha da korktuğu bir üçüncü bir tehlike ortaya çıktı. Acaba Türkiye tekrar başını mı kaldırıyor? Biz Rusya'ya karşı bunları tampon olarak görürken acaba Rusya'dan daha büyük bir tehlikeyi mi başımıza alıyoruz? Çünkü Türkiye sadece bulunduğu coğrafyada değil, Afrika'da da etkili, Orta Doğu'da da etkili. İnanılmaz derecede tarihi bağlı olan coğrafyalardaki Afrika'da bunu göstermeye başladı. Devlet Bey de ona temas etti. Yani NATO'dan hemen bugün çıkalım vesaire diye bir söylemi yok ama diyor ki biz diyor NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Türkiye'de bu ihtimalleri her zaman masada tutmak zorunda. Bunun için de biraz bölgede istikrara ihtiyaç var. İran'ın daha güvenilir bir müttefik olmasına ihtiyacımız var. Ermenistan'ın daha bu kin ve öfke politikalarından vazgeçmesine ihtiyacımız var. Rusya'nın da bu yayılmacı politikalardan vazgeçmesine ihtiyacımız var. Bunlar çok da netleşmeden. Türkiye işte 2023 seçimleri çok kritik. Buna karar vereceğiz. Yine NATO'ya göbek bağıyla bağlı bir Türkiye mi? Yoksa denge siyasetine devam edebilen bir Türkiye mi? Bunu oylayacağız. Ben hep bu seçimlere bu gözle baktım. Biraz önce Türkiye'de birçok problem var. Bunların hiçbiri benim oy tercihimi değiştirmek için sebep değil. Benim için ana sebep tam bağımsız lider Türkiye'ye mi oy vereceğiz? Yoksa göbek bağıyla NATO'ya, Brüksel'e, Washington'a bağlı Türkiye'ye mi oy vereceğiz? Benim baktığım yer burası. Bu konuya da buradan baktığımı ifade edeyim. Türkiye'de bir konuyu tartışırken işte her defasında bu konuyu hatırlatacağız artık biz. Devlet, birey ilişkileri, özgürlük, güvenlik dengelerinde İsveç'in başına gelenler muhtemelen de NATO üyeliğine Türkiye evet demeyecek diye düşünüyorum. Son 1-2 dakikamız herhalde. Ekleme yapmak isteyen var mıdır? Özgürlük, güvenlik dengesinde güvenlik lehine dev adımlar atılmasıyla sonuçlanmamalı diye düşünüyorum. Elbette ki. Elbette ki. Zaten güvenliğin dozajını çok kaçırırsanız bunun adı faşist devlet olur. Evet. Özgürlüğün çok
dozajını kaçırdığınızda bir kaos ve kaotik devletten bahsediyorsunuz. O denge o yüzden çok önemli. Bir emperyalizm hiyerarşisi kurmamak lazım hakikaten. Evet. ABD, kötü emperyalizm, Rusya, Çin, iyi emperyalizm. Böyle hep bir şey yok. Yok, hepsi işte emperyalizm. Evet. Türkiye merkezli bakmak Türkiye, lazım. Türkiye merkezli bakmak lazım. Türkiye merkezli bakmak için de o merkezin çoğulculuğunda sağlamak lazım. Elbette. Yani muhalefeti ötekileştirmeden... Evet. Ötekiyle birlikte geleceği inşa edeceğiz. Türkiye'nin dış politikada başarısının temelinde de her şeyden önce ekonomik olarak, askeri olarak, savunma sanayinde ve benzer alanlarda güçlü olması gerekiyor. Türkiye son 20 yılda bunu alanda epey mesafe kat etti. En son Türk Devletler Konseyi'ni teşkilata dönüştürdü. Çok mesela. Çok önemli bir hamle. Yani Afrika'da sadece 12 tane temsilciliğimiz vardı. Bugün 44'e çıktı. Evet. Fransa ile orada, Amerika ile, Çin ile rekabet eder hale geldi. Ve Türkiye dünyanın hemen hemen her tarafında, özellikle Müslüman coğrafyada Türkiye artık parlayan, evet, bir yıldız. Hakikaten son dönemde çok, evet, büyük atılım yaptı. Parlayan bir yıldız Türkiye. Dolayısıyla evet. Milli İstifakı ile bu devam eder mi? Daha genel olarak cevabını merak ediyorum. Biz Rusya'dan kopalım demiyoruz, Amerika'dan da kopalım demiyoruz ama denge politikasıyla Türkiye'yi büyütmek ve Türkiye eksenli yeni bir... Anti-Rusçuluk, anti-Amerikancılık diye kavramlar yoktur. Anti-emperyalizm vardır. Yok, yoksa bir devlete, bir ama millete, Türkiye'de bir halka karşı olmak... Ama Türkiye'de dünyanın bir parçasıdır yani, dünyayla bütünleşik. Yani, elbette bir ki. İnsan haklarından taviz vermeyecek, demokratik geleneklerinden taviz vermeyecek. Ekonomi açıklarken biz de dedik, Türkiye'den Çin çıkmaz. Çünkü Türkiye insan haklarına saygı, işçi haklarına saygı, demokrasi kültürüne bağlılık ve evrensel hukuk kurallarına bağlılıklara hiç geri adım atmadık. Bütün bunlar içinde retoriğin dışına çıkmamız lazım. Bakın bugün haberlerde vardı, ana haberlerde. Bütün yeraltı sularımız tükeniyor. Değil mi? Mesela partilerimizin bu meselede ortak somut öneriler getirmesi. Ortak önerilerin kıymetli önerisiyle bu akşamı bitirmiş olduk. Evet, bizi izlediği için seyircilerimize teşekkür ederim. Haftaya yine buluşmak üzere diyelim. Evet.